Biraz toparlanalım böyle gireriz zaten. Selam. Selam, hoş geldin. 101 günde bir yapılı espri 8 almış. Evet, bu arada benim problemim kesinlikle Watch Together'la alakalı. Watch Together'ı açtığım anda bilgisayarım fanlar manlar kafayı yiyor yani, öyle böyle. Hoppa. Okey, tamam. Kendi Daha, kendine bir şeyler yaptı. Ha tam, tamam. Ha bak bak, bug'a bakar mısın? Watch Together'da video açtığım anda işlemci kullanımım %90'a çıkıyor abi bir anda. Oh, Videoya müthişmiş. durdurduğum anda %10'a düşüyor, harika. Şey olacak böyle, ben şarkı dinlerken ben böyle kaybolacağım. Sonra geri geleceğim büyük ihtimalle. Bir de ben bunların her şeyini ayarlamıştım. Bunun oranı niye değişti yahu? Ha tamam. Altta bir şey teraflı logosunu indirirken altta şey kalmış. Kılçık kalmıştı o yüzden. Bu arada sevgili Terefulya teşekkürlerimi iletiyorum. Kendisi beni hastalıktan bir gün içerisinde ayaklandırdı. Çok sağlıklıyım, çok iyiyim. Ve lütfen kimse bilmediği ilaçları kullanmasın. Sonra benim gibi tir tir titrersiniz O ateşler zaman içerisinde. Gerek yok. arkadaşlar teraflu şurada dur. Ha, şurada. Şöyle mi? Şöyle mi bende şu an? Evet, oralarda bir yerlerde ikimiz de asla bulamıyoruz. Yani demin logo gıdıklandı resmen yani. Evet. Kızım reflekslerim iyidir diyorum ya. Böyle takılıyorlar falan, kötü espriydi. Bu arada Vasıfsız demiş ki Almanya 2017 Temmuz ayını 2022'de bitirir misiniz? 2022 iyiymiş ha. Ya yok, iki Allah'ymış. haftaya bitiyor ya bu hafta. Bugünkü Tamam, okey, ya şey olur. Olur lan, görüşürüz. haftaya Perşembe yılbaşı gecesi. Yılbaşı gecesinde hani Hip Hop 101'le sıkılmayız muhtemelen yani. Hani bir yayın olsa bile yani Hip Hop 101 yapmayız o gün yani. Tamam beyler, yani kültürü satmadık da o kadar da değil be. Yani Yani o kadar da değil yani. zaten normal şartlarda da 2 haftada bire düşüyordu zaten biliyorsun. Yani Ocağın ilk haftasında MOR'ı falan konuşuruz. Sonraki haftada günümüz hani döner rap konuşuruz, bitiririz yani. Evet, yani bu hafta zaten birçok önemli grup, Fresh Family, Advanced Chemistry, Absolute Beginner, Jazz Cantin. Bunlar benim spesifik olarak not hazırladığım gruplar. En önemlileri bunlar aslında, hani 2000 Evet. dönüşümünü sağlayan gruplar. Onları konuşuruz. Dissect'i konuşacağız label olarak. Aynen label olarak. Çünkü zaten ilk Hani bölümde zaten yoksa hani Zido'yu ilk bölümde konuştuk aslında da burada biraz daha Zido haricindeki Dissect'i konuşacağız. Ya yani ilk bölümde Ace'i evet. konuşmuştuk Ne oldu? çünkü. Ha bu sefer Zido eksenindense diğer isimleri konuşacağız. Mesela Alpagan gibi gereksizler var ama değinmezsek olmaz yani. Gerçekten Evet Alpagan ya, gerekli bir figür değil abi ya, üzgünüm. öyle öyle. Ya tek olayı Dizek'te de aslında biraz kurucu gibi. Onun Yani. da rol alması, ön planda rol alması. Zaten bence Alman hip hopunda adam akıllı iş yaptığı ender şeylerden biri o. Bu arada kim demişti onu? Lucky One demiş ki Cenk'e Allah cezasını vermiş gibi. Adamın gözaltları mosmor. Ya Baykan'a söyledim de ben bir ağrı kesici içtim. Çenem ağrıyordu. Dişim ağrıyordu daha doğrusu. Bütün çeneme falan vurdu. Diktoflam diye bir ağrı kesici içtim ve çok fazla yan etkisi varmış. Böyle ateşim falan yükseldi. İnanılmaz kötüydüm. Yani şuurum falan kayıyordu yani. Anca topladım ve çok kötüydüm gerçekten. Veteran hoş geldin. Kimse bilmediği ilaçları içmesin lütfen. Logoyu taciz ettik. Evet, biraz öyle oldu. Abi şu an şeylere bakıyorum son olarak da. Hani not bir topladım notları da bakıyorum. O sırada sen chat'e laf atmak istiyorsan gönül rahatlığıyla. Tamam. Sıkıntı yok. Bugün DCP çıkacakmış. Of, yarın bakacağız Türkçe rap çöplerine arkadaşlar. Sorun yok. Aa, şey Ama var abi, şey harika. kesin mi? Yani DCP olduğu kesin mi? Normal EP mi yoksa? Evet, şey cinsel lirikleri düşmüş olayına. Ama yani ya ben 2 hafta önce senin yayınında mı ne bir yerde şey dedim, Joker'in hakkını çok mu yiyoruz falan demiştim ya, hani Geri kimler var alıyorsun değil mi? kimler alıyorum abi galiba, çünkü hani bir Hayati Tergeler ata bir şey demiş, adam artık kafiye yapmayı da bırakmış, önce amına koyayım yazmış yani, tam öyle yani lirikler Abi şey bayağı. bu arada yani şaşırmıyorum derken ben abi aynısını yurt dışı muadili de bu hafta çok övüldü biliyorsun ben onu da sevmiyorum ya.
Yani 2020 senesinde hala ICP disliyor abi herif albümde. Eminem'den bahsediyorum arkadaşlar. Yani abi salsam mı artık yani? Ya bir Yani de Eminem şeye döndürdü ya işte artık. Hani Render'ın aldığı her parçayı koyuyor Spotify'a yani. Hani yo bro, easy yani. ya ben genel olarak rap müzikten çok tiksinmeye başladım abi. Yani Yok bu ben... kesin yani. Abi o şeyle alakalı. Gupse Yani hoş şimdi sen de geldin. şu... Hadi dur azıcık Hip Hop 101'den kopmadan azıcık bir Evet, şey söyleyeyim. evet. Geçen yayında chat'e şey demiştim ya, netteyken sana. Hani sen şu an insanın istediğini veriyorsun ya aslında. Evet, İnsanlar evet, goy evet, goy, evet. goy goy istiyor. Hı. Ya ben mesela aynı durumu yaşadım. Aynı durumu yaşadım. Şimdi gidiyorum Farazi ve Kayra falan konuşuyorum, anladın mı? Çünkü ondan eğleniyorum. Peki. Hani buna sıkıştığı zaman sen de çok fazla kötü şey tüketmeye başlıyorsun. Abi yok yayınlar Hani böyle bir yüzünden durum var. kesinlikle biz yani yayınlarda hani çıkmış parçalara bakacağız falan derken gerçekten çok kötü materyal tüketiyoruz farkındayım ama yani hani ya kendim dinleyiciyken asla dinlemeyeceğim şeylere de bakıyoruz burada çünkü ama abi şey var. Ya bir müzik bu kadar sığ olur artık ya içindeki tüm figürlerle hani. Evet, ona katılıyorum. O zaten her yerde olan bir problem ki artık. Almanya'da da Stuttgart ekolü diyoruz da kaç tane Stuttgart rapçi kaldı acaba yani? Yani. İş Aha. yapan daha doğrusu. Nerede o eski bayramlar? Öyle birkaç tane. Biraz öyle Yani ama. Biraz öyle ve ama ben gerçekten. yine tekrar bir Ya şey şey oluyor abi. ve abi bir de çok özür dilerim. Bu delay'den bu sefer ses kesmelerim olabilir abi. Hani yanlış anlama. Sıkıntı yok, yok. Şey mesela ve abi girdikleri her yerde böyle bir ayrıcalık kullanma güdülerinden de nefret ediyorum. Mesela örnek vereyim. Ya Be Yasin Twitch'te yayınlara başladı biliyorsun. Abi hani Öyle mi? evet. Yani senin yani nasıl bir influencer ve tırt YouTuber ağın var abi de hani ilk yayınından kelimelerimi seçmeye çalışıyorum ki kimse tetiklenmesin diye biraz o yüzden. Hani ilk yayınından partner olarak Twitch'te yayın hayatına başlıyorsun. Ve nasıl senin ilk yayınında toplamda 600 takipçin varken 2000 küsür izlenebiliyorsun. Tamam kötü müzisyen değilsin ama sorguladığım şeyler bunlar. Yani çünkü koskoca Logic Twitch'te yayın yapmaya başladığında herkes gibi 2 aylık prosedürü bekledi. Hani Yasin'den çok çok daha ünlü müzisyenler rapçi veya farklı janralardan gelen yayın yapıyor. Twitch'te hepsi aynı prosedürü bekledi. Twitch Türkiye ofisinin başında da hani geçen senin uyuduğun ve bizim hani goy goy yaptığımız yayında da söylemiştim. Hani ne Nazlı mı geldi abi ofisin başına yani niye böyle bir şey var? Ve hani bir de şu var biz nelerden DMCA telifi yiyoruz oyun efektleri bilmem ne. Adam canlı yayında beat yaptı sesi bile kısmadılar abi. Ne güzel kayırıyorsunuz abi sizi ya. Abi bu Türkiye ile alakalı bir problem ya aslında. Hani şeye bak, şeyden değil aslında. Hani evet, Twitch ekseninde de, Spotify ekseninde de öyle. Nereye gitsek abi artık ya Türkiye'de baydım yani ben. evet, maalesef yani keşke böyle olmasa ama biraz da böyle maalesef. Ben artık mesela bu anlattığın şeye şaşıramıyorum yani. Keşke şaşırabilsem, keşke şey olsam böyle. Ulan böyle şey mi olur işte falan filan desem de. Ve Yasin de böyle gerçekten iyi bir müzisyen ama Evet, bunu inkar ya etmiyorum. hani Modexal zamanı yaptığı beatler falan da bence şey oluyor. Ben şey alıyorum yani. En iyi beatmakerlarda ilk 10'da falan görmeyince şey alıyorum hani. Abi hani what? Nasıl Ya yani ha? mesela ya Ya Hey bilmiyorsun ya bilmiyorsun ya taraflısın, anladın mı yani? Hani. ya Hey Douglas da başarılı bir proje mesela hani bunu da hakkını yemem. Yani ya üzüldüğüm nokta şu abi yani biraz geç para kazanmaya başla bu platformdan da anladın mı? Hani hepimiz kurumsalız ona bakarsan. Hepimizin kurumsal kimliği var. Az çok tanınan insanlar olarak yani ben bilmiyor muyum Twitch'le mailleşmeyi? Hani başka ama orada diyorum ya insanlar 1 sene 1,5 sene bekliyorlar ya partnerlik alabilmek için. Ve Evet hani abi ama Twitch'in de ya şey de var. burada Twitch platformunda yani Twitch platformu derken Amerika'nın bundan haberi bile yok muhtemelen ana ofisinde. Yani abi sen senin ana görevin oyun yayıncıları. Hani sen oyun ağırlıklı platformken hani oyun yayıncılarına bile yapmadığın torpili müzik yayınına mı yapıyorsun gerçekten? Yani. Of Türkiye. Ya böyle ben şey olduğuna çok eminim, biliyor musun? Böyle şeylerden Amerika ayaklarının haberi olsa
yakarlar. Kaçabilir ya. Çok tatlar kaçar. Çok ardlar dayanar öyle bir durumlarda. Keşke haberleri olsa yani. Mesela şeyi merak ediyorum hakikaten. Spotify'ın bu Spotify ile alakalı bugün düşen şeyi görmüşsündür. Bir ihtimal. Hayır. Kaçırmış evet. olabilirim uyurken. Şey playlistlere çıktı ya playlist isimleri. Hitler'in Yahudileri yakarken dinlediği şarkılar falan wow. filan. Evet. Öyle playlist isimleri varmış ve işte şey yani yurt dışındaki Yahudi lobisinden İsrail lobisinden birileri de Spotify Türkiye'yi etiketleyip ya bunları silecek misin? Silmeye düşünüyor musunuz Aa, acaba? haklı, haklılar Falan. abi bu arada gayet yani. Evet şeyin boku çıktı canım şey falan var ya Hazreti Ali'nin bilmem ne yaparken şey yaptığı şarkılar işte. Kimseyi tetiklemek istemiyorum da Hazreti Ali deyince otomatikman benim aklıma abi Kaprisan editi geliyor. Ve ister istemez gülmeye başlıyorum çok özür dilerim. Ama abi o şey hani ofansif zaten çok başarılı bir Photoshop o. Kaprisan'ın Safari vardı ya aslanlı. Abi ona öyle bir yedirmişler ki meşhur Hazreti Ali görselini. Hani ister istemez hani o yer etti kafama yani. Şey vardı Mustafa Kemal Atatürk'ün Menemen'i yakarken dinlediği şarkılar AC/DC falan filan vardı böyle içinde. Peki. Ya bir taraftan gülüyor ama bir taraftan çok ayıp abi bu yani. Ya şey falan hadi bak buna işte son dediğim Menemen'i yakma muhabbetine o kadar şey Evet. triggerlanmaz insanlar da şeyler falan var canım işte neydi İsmet İnönü'nün Tunceli'yi bombalarken dinledikleri falan filan İşte böyle ya. gerçekten çok şey yani böyle Bir de tam abi çocuklar yani yani ya, okey. yani şey ya, bir de hani özellikle Yahudi hani İkinci Dünya Savaşı Hitler üzerinden böyle hani bir Yahudilerin katliama uğraması, soykırıma dair şaka yapmak da biraz ne bileyim şey yani. Kötü kötü böyle. Ya bir de şey var anladın mı? Hani dünyada herhalde buluşulmayacak iki lobiden biri. Evet Yani, evet 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 kesinlikle. böyle bir anda hayatını kaydırırlar anladın mı? Böyle bir anda ne olduk lan falan dersin. Şey işte çok uzağa gitmeye gerek yok. YouTube yani YouTube'da reklam bütçesinin yarısını sikti attılar ya. Ağlattılar yani. Şimdi ilk YouTube şarkımız ne? demişken geleceğim. Evet. Daha game'imiz devam etsin biraz daha ya. Exen hakkında ne düşünüyorsun? Onu da bir sorayım. Yani şeyden çok memnunum gerçekten. Bak Bütün şeyden çöp hakikaten YouTuber'ları. memnunum. Hani Evet. Feyyaz Yiğit alınmasın. Onu ayırırım kenara. Ama Feyyaz Yiğit çöp. Görüşürüz. o. Çöp. Gerçekten çöp. Ben çok Yani severim. çöp olma sebebini açıklayacağım. Ben çok severim bu arada da. Yani insan olarak tanımıyorum ama çok severim gerçekten. Hani ya, şey. Ayırırım abi kalan bütün çöp YouTuber'ları alarak YouTube algoritmasında çok büyük hani elitist YouTube akımı için faydası oldu ya Acun'un. Acun ilk kez işe yaradı. Çok teşekkürler Acun. Ben bir Bizim davaya koşuyorum Telegram'da şu an şeyi bu arada. konuşmuşlar. Sen devam şey abi, bizim Telegram grubunda konuşmuşlar. Çok hoşuma gitti. Acaba kafalara, yani mail atsak ucuna böyle kafaları falan da alsa anladın mı? İşte Ali Evet. biçimler falan. Abi o Ali Biçim ve Keşke onları da alsa. yanındaki Bu arada... Marul adamdan nefret ediyorum abi ya. Hani Gülen'den de ismini bilmiyorum. Marul Ama Marul'a benziyor çocuk çünkü abi. Yani ismini bilmiyorum ama yani hani Marul Gülen varsa kusura bakmasın arkadaşlar. Yani Marul yani biraz yani lütfen mizah. Yani mizah güzel bir şey, önemli bir şey. Lütfen her şeye gülmeyin abi. Biraz zeka içeren şeylere gülün aramızda varsa. Feyyaz'la alakalı şeyi söyleyeceğim. Feyyaz Yiğit'in çok çok böyle hemen makina dönemi sonrası. Makineden hemen sonra. Şeyi hatırlıyorsundur bizim rapçilerde çok sarmıştı. MyNet'in Sebastian diye bir video platformu açılmıştı. Evet, evet, İşte evet. o ay birinci olana iyi bir para veriyorlardı. Hatta şey inşaatta hatta o şey Plüton'u falan oraya yüklemişti ya ilk. O bak İlk bunu hiç oradan. bilmiyorum. Bak bu detayı hiç bilmiyorum. Evet. Yani oğlum şey inşaat işte. Şimdi buna para olmasa öyle bir şey yapar mıydı canım? Abi orada Türkiye'nin ilk burada gerçekten Türkiye'nin ilk şeyine başladılar. Orijinal içeriği YouTube hani sanal için. Feyyaz isimli bir dizi. Bayağı dümdüz Hatırlıyorum, Feyyaz hatırlıyorum, dizi. hatırlıyorum. Abi Diziyi hatırladım evet. orada yaptığı mizahı ve oyunculuğu, oyunculuk da denmez pek kendini oynuyor herif. Ne zamandı o? 2009 veya 2010. Bir şey işte o dizinin yayınlandığı tarih ya da 2011. Hadi 2011 diyelim yani. 9 sene abi. 9 senede güldüm. Bak o diziye ben kahkaha falan geberiyordum gülmekten. Ben Twitch yayınlarında falan da Minecraft'te. çok eğleniyordum Feyyaz'ın da tabii artık açamayacak muhtemelen yani. Ve ya bir yerden sonra şey noktasına geldi anladın mı? 9 sene aynı şey gülemem. Ya. Ve o da biraz şey anladın mı? O da biraz şey yani. Böyle
ufak Recep İvedik nüansları yapıyor ya, çok ufak böyle. Çok böyle pik ama bir şekilde bel altına gidiyor. Bak çok pik bir şekilde bel altına gidiyor. İğrençliğe gidiyor. Düz hemen entelektüelliğe dönüyor. Ben yemiyorum bu numaraları. Bu yüzden bana artık şey geliyor. Şeyi buldu. Anladın mı? Ortayı buldu yani. Neyin ne yapacağını. Ona oynuyor yani. Abi ben ama Recep İvedik kıyasına da Feyyaz'ı sokmam abi. Çünkü Recep İvedik tamamen bahsettiğim bu Ali Biçim ve yanındaki çocuğun bir önceki favorisi falan yani. Yani Feyyaz biraz daha zeka gerektiren bir mizah yapmıyor mu ya? Hakkını yemiyor muyuz biraz? Neye göre abi yani? Türkiye'deki ortalama mizaha göre. Çünkü biliyorsun Türkiye'deki ortalama mizah hani herhangi bir küfür muha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 h
Hocam bu herif şeyin yazarı değil miydi? Bu polisiye gibi bir şey çektiler ya, şu an ismini hatırlayamadım, özür dilerim. Şey... Aynı ekip. Ölümlü Dünya. Ölümlü Dünya'da bir sonraki ya. Bir önceki olmasın? Bir sonraki film. Cinayet süsü. Abi bu adam, yani bu Recep İvedik mizahı yapmıyor dediğin herif cinayet süsünde şey yaptı ya. Üstünde ne var? Yani bayağı 10 dakikalık sekans izledi. Cinsel bayağı sik taşak muhabbeti çevirdi yani. Ya ben 10 dakika. Bu arada gerçekten cinayet süsünü hala izlemediğim için buna yorum yapmayacağım. Mesela Ölümlü Dünya'daki senaristliği çok iyi. Ki gerçekten ya şey, hani çok gönüllülüğünü de seviyorum abi. Hani ben biraz... Ya cinayet süsünde bazı anlar, işte kendisinin işte yine kadının ismini unuttum. O kadınla karşılıklı oynadığı sahneler falan baya Recep İvedik. Şimdi kimse kendini kandırmaya çalışmasın. Yok, izlemediğim için bir şey diyemiyorum ben. Ya işte cinayet süsündeki o şeyler falan, ki ondan önce ben de şeydim yani, çok nasıl diyeyim? Feyyaz hater'ı falan değilim de onu cinayet süsünü izledikten sonra şey oldum ya. Okey abi, bu herif geğirmeyen Recep İvedik mizahı yapıyor yani, anladın mı? Ya şey var. Okay. Mesela ben bu arada hani özellikle sinema üzerine yayın yapmayı da istiyordum, biliyorsunuz. Hani sayeyle yapacaktık onu. Film seyrederim ama özellikle cinayet süsü için konuşmuyorum. Mesela Netflix yapımlarına karşı falan da biraz eksikliğim var. Çünkü sebebi şu. Hani mevzu para vermemek değil de gidip benim paramla Netflix Türkiye'ye gidip Exatlon diye böyle YouTuber dövüştürme çekiyorsa abi, ben o Netflix'i almam yani, üzgünüm. Hani ben zaten YouTube'da bundan kaçıyorsam işte, gidip para verip de hani benim, çünkü Netflix prodüksiyonu, benim paramla gidip Exatlon'da çekmesin yani, çekiyorsam da müşterin değilim abi, üzgünüm. Evet, ama şöyle bir hata yapıyorsun. Anlıyorum seni. Demek tamam, işte ben bahsettiğim ama bu, şuraya getireceğim buradan. Şuraya getireceğim buradan. Türkiye'deki talep bu mizah olduğu için abi, yani çok fazla da hani beklentiyi yükseltmemek lazım. Sana yönelik içerik o değil. Okey. Oğuzhan Uğur'dan nefret adam ediyorum zaten... bu arada. Good Fellow Tommy. Oğuzhan Uğur'dan sanırım, Oğuzhan Uğur seven çok az kişiyiz ya. Yani bilmiyorum. Kendisi de zaten azalarak bitti. Evet. Çok şükür. Şey diyordum. Sen o içerik değilsin. Yani sen o içeriğin alıcısı değilsin. Okey. Ama sana yönelik içerik zaten geliyor. Hı-hı. Netflix'te. Yani Netflix şey demiyor abi. Mubi gibi değil. Bana işte ayın her günü bir film getireceğim. Hı-hı. Artık öyle mi yapıyor? İlk açıldığında öyleydi. İşte hepsi sana yönelik olacak. Hepsi bir gruba yönelik olacak, yapmıyor. Çok fazla artık spektruma, aralığa gidiyor. Doğru, içinden senin nefret ettiğin içerikler de çıkacaktır. Beğenmediğin şeyler de çıkacaktır. Beğeneceğin işler de çıkacaktır. Netflix artık gerçekten şeye döndü. Esko mantığı hani. Böyle gross market mantığına döndü yani. Ben şey yapıyorum. Bu yeni içerik, Türkiye içerikleri var ya, şimdi bir tane daha geliyormuş Engin Günaydın'la. Evet. Onlar için kalıyorum. Bu ay kapatacaktım. Onun fragmanını görünce arkadaşı da yazdım zaten. Ulan bir ay daha buradayız diye. Yani maalesef, çünkü yani şeye bakıyorsun. Hani Amerika'daki arkadaşıma Netflix'e, Amerika özel içeriklere bakıyorsun. Buradakine bakıyorsun abi. Hani biz bayağı şeyiz hani. Yani dünyanın Recep İvedik'i biziz o bakımdan bakıyorsak yani. Evet, içerikler evet. Yani. Bu arada şey, ben de bir kere VPN'le girdim ki şifremi çaldırdım sonra. Hemen kullanmadım bile yani. Abi neler var ya? Delirirsin yani. Neler var anasını satayım. Böyle şey oldum. Ulan bütün çöpleri bize itelemişsiniz falan oldum.
Abi bir ilk girdiğinde muhteşemdi, hani tamam bu telif haklarından gitti ama hani ya Marvel dizileri var vesaire, hani böyle hani ve kaliteli diziler, hani ya Luke Cage falan biraz tırttı, biz tamamen hani biraz hani karakterin konumundan dolayı Luke Cage'i seviyorduk dürüstçe, ama mesela Daredevil falan mükemmeldi abi. En son geldiğimiz noktada şey var işte hani gerçekten en son ben bıraktığımda en son Exatlon vardı. Yani YouTube'da trendlerdi falan, böyle karşıma çıktığında kaçtığım bütün insanları üstüme püskürttü böyle Netflix benim ve kaçtım ben yani. Şimdi ama Acun sağ olsun her Punisher şeyi bir berbat bu arada noktaya. Arda. Üzgünüm, Punisher berbat. Öyle Punisher mı olur ya? Yani şey var. Evet, o zaman çocuğun varsa seni affediyorum diyen Punisher var. Ya çizgi romanı okusaydınız senaristler. Bir kere bir sayısını okusaydınız bari ya. Öyle Punisher mı olur ya? Benim Türkiye'de şu an sevdiğim ve bayağı ilgiyle takip ettiğim Prime var. Prime Video var. O da yeni içerikler yok Prime Video'da. Daha çok eski dizileri falan izliyorum. House'u ben House'a çok mesafeliydim. House'u öyle öyle bitirdim. İşte Fleabag Cenk şimdi bir onu saniye. O yukarıda kalmış. Şimdi gördüm. Merhabalar, bir proje için sizinle iletişime geçmek istiyoruz. Mail adresinizi bizimle paylaşabilir misiniz? Aşağıda hakkımda kısmına girdiğiniz zaman göreceksiniz iletişim mailini. Teşekkür ederim. Müşteri vardı da falan böyle. devam edelim. Falan böyle. Yani bu şaka tabii ya. Bir tane şey Vine'ı vardı ya, kot pantolon almaya gidiyor. Abi bedenin kaç? 43. Abi bunu alıyorsun giyiyorsun. Tık diye kot pantolonu fırlatıyor onun gibi. Ya Prime diyordum. İşte House'a Memnunum. öyle başladım. Prime'da varmış diye. Ondan sonra Fleabag'i izledim. Bayağı beğendim. Hatta bir günde bitirdiğim ilk dizi o galiba. Bayağı tek oturuşta bitirdim onu. 2 sezondu. X-Files varmış ki benim Evet. hastası olduğum bir Ben de diziydi ama hastasıyım. Türkiye'de bölük pörçüktü. Hani çok böyle eksik bölümleri Yok. falan vardı Türk Ya dizi sitelerinde. sitelerde öyle de şey de, yani ben o X-Files'ı bir yaşım belli olacak şimdi de CNBC'de hani baştan sona bitirdiğim için abi, hani dizi sitelerinde nostalji yaşımına tekrar girdiğimde hani evet dediğin gibi bölük pörçük gördüm ama Türkiye'de aslında baştan sona yayınlandı. Hani dublajlı hali bütün sezonlarıyla yayınlanamadı. Hani TGT'deydi ama o zaman zaten çok çocuktuk yani hiçbir şey anlamıyorduk, korkuyorduk hatta. İşte hani bizim zaten yabancı dizi kültürü bize CNBC ile geçmiş bir şeydi ya, biraz o dönem bayağı izliyordum yani. Teşekkür ederim Evet ya anlattıklarına. zaten Yayın sonrasında bakarım. CNBC'yi şey yapmak lazım abi zaten ya. Gerçekten Türk gençleri olarak böyle arada anmamız gerekiyor Evet. CNBC'yi. Böyle bir gün belirlemeliyiz ve CNBC'den yaralanmış herkes böyle bir şey yapmalı. Ben South Park'ı CNBC sayesinde Anladım. keşfettim ve South Park'ta benim bütün mizah anlayışımı şekillendirdi anladın Benim mı de böyle hani. ya, ama o yüzden işte demek ki Feyyaz olayında biraz garipsedim abi, hani yani tamam South Park çok uçuk bir nokta ama yani Türkiye'de OTA'da en yakın mizahı bir ara bu adamlar yaptı sonuçta yani. Cinayet Süsü'nü izle. Ya tamam Sen ama Cinayet Süsü'nü izle. eyvallah anladım tamam, ama yok Yani şeyden diyorum yani South Park'taki ofansifliği burada kimse de göremezsin yani. tabii canım. Ya ben mesela en son sezonların birinden örnek vereyim. Token'a gidip şey yapıyor ya. Token'ın ailesiyle oturuyor ve ağlarken falan şey yapıyor. Ben de CEO'yum tamam mı? Ben de acı çektim. Ben de CEO'yum. o şey neydi? Ailem fakir. Babam yok. CEO olmak için bütün gereksinimleri karşılıyorum falan. Bunu Türkiye'de neye yapabilirsin ki mesela? Ya Yani ya Türkiye'de benim aklıma birkaç tane geliyor da bizi yani çağırmaya gelirler birazdan. ya yok şey var. Türkiye'de abi çok kötü vardı. Tabii ki Erdil Yaşaroğlu ve kendisinden daha da beceriksiz bulduğum kuzeni Varol Yaşaroğlu bir berbat bir animasyon girişiminde bulunmuştu. Hatırlıyor musun bilmiyorum. Yani Ben burada onların en son ailesini gördüm ya. yani çünkü Erdil Yaşaroğlu'na da burada artık hani abi o ne yaptı falan demeyin. En son Selçuk Erdem'in zaten çok alıştığım bir davranışı da hani en sonki telif faciasından haberdarızdır herhalde biraz yani. Ben dramayı gördüm. Ben dramayı gördüm. Başka bir şey bilmiyorum. Abi ya şey var. Şu senin hakkın. O dergilerde veya senin bireysel olarak yaptığın işleri Instagram sayfasında bilmem ne karikatürler deyip 100 bin takipçiye ulaşınca reklam ve iletişim maili diye mail bırakan sayfaya dava aç. Arkasındayım. Ya çünkü senin eserinden adam para kazanıyor. Sanat hiçbir telif ödemeden. Da abi siz hani bunların yanında hani iki yani şey 2001'de adam bloğunu açmış abi. O zamanki Penguen'den bir tane karikatür koymuş. Bloğun toplam tıklanması 30.
blok yani şey blok 19 senedir aktif değil. Adama 10 bin dolar dava açıyorsun. Ya gerçekten mi abi yani? Yani Şimdi bir dakika, onu ya bu o gerçek bir olay mı? gerçek bir olay abi hani bu yani bu biraz gereksiz hırs ve artık çirkin bir olaya gidiyor. Çünkü yani şey var abi telifat o blok kapansın zaten yani hani bildir. O kadar arkanızda sizin Bunu bir danışmanlık sebebi şey abi ama. ajanslarınız falan varsa kapattırırsın o bloğa hiçbir şey yoksa yani. Ama yani şey Bunun sebebi şey yani. herkese de kar marjı güdüyormuş gibi de dava açmazsın abi. Hani yani Twitter'da adam karikatürünü paylaştı diye dava yememeli yani. Ya bunun sebebi şey abi hani bu hepimizin hayatında işte 2008, 2009, 2010 falan. Karikatürler bizim bu mizah anlayışımızı çok hızlandırdı ya. Bir ara mizah böyle artık Cem Yılmaz'ı da geçip Aslında ki iki Cem Yılmaz'ın kişi. 2008 sonrası Aslında iki kişi bu. Yiğit Özgür ve Yiğit Umut Özgür. Sarıkaya. Bunu orada ya çünkü Evet şey ki var. zaten Ya kabul edelim. Hani ben uykusuz Penguen'i kapanana kadar ki tüm sayıları takip etmiş. Uykusuz'u ilk sayısından son 1-2 yılda artık saldım. Yani çünkü bölündüler, kadro değişti falan. Hani 2 sene öncesine kadar eksiksiz almış bir insan olarak. Hatta Yumurtalar döneminde birkaç kez işleri yayınlanmış bir insan olarak. Hani kendini hobi olarak çiziyordum. Hani takip ettiğim bir şeydi. Abi kabul edelim hiç kimse Selçuk Erdem'i tavuk konuşturması için o dergiyi almıyordu yani. Yani. Abi sen lütfen öyle lütfen öyle abi ama lütfen yani. yine ayran kutularına karikatür çizdiğinde olur abi yani lütfen. Hani kimse sizin için almıyordu o dergiyi ve o dergiyi sattıran insanlar hani böyle bir ne koparırsak kafasına girmediler zaten yani. Ve abi zaten şey yani Yiğit Özgür şu an filmlerde ya, hafif senaristliğe kaydı diye biliyorum. Senaristlik olmasa bile şirketlerle çalışıyor diye biliyorum. Bu arada Ya çok Umut özür dilerim. Sarıkaya da bence Türk. Haklarını yemeyeyim. Ben sen sever mi bilmiyorum. Ben mesela şey Bahadır Baruter, Memo Tembel çizer ve ablakları da severdim yani. Bülent Parlak, Emrah Ablak severdim Şey mesela neydi? yani. Bir popçu vardı abi. Popçu Emrah mıydı? Emrah Altuğ kopyasıydı abi. Leman'da şeyi vardı böyle ucuz ucuz şeyler yapardı. Pop Hatırlayamadım. dünyasının şeyiydi. Hatırlayamadım. Ya Lemanyak'taydı ya da Leman'daydı. Büyük ihtimalle Lemanyak'tadır. Zaten Lemanyak da Ben... Leman'ın aylık çıkan daha farklı hani Lombak gibi bir dergiydi Evet. bir süre çıkmış yani. O kadar fazla gülerdim ki ona yani. Çünkü o şeydi böyle magazinde olmuş her şey böyle saçma sapan yorumlardı. Hani olayın içinde varmış gibi falan. Onu çok takip ederdim. Şeyi söylüyordum. Umut Sarıkaya bence Türk dergiciliğindeki en fantastik olayı yaptı ya Naber'le. Evet tek başına dergi çıkardı adam yani. Ve bir çıkardı O yani. da değil abi. O da değil ya. Şeyleri falan vardı ya romanları karikatür haline getiriyordu herif. Evet. Böyle derginin ortasında başlıyordu 10 sayfa falan böyle hani. Ben kafayı yemiştim ya. Herif bir de kendi tarzını onun içine yedirebilmiş falan böyle. İnanılmazdı gerçekten Naber dergi. Ama işte şey de mesela buradan başka bir yere bağlayacağım ama geçen gün şeye baktım. Ya bu Educated Ear falan. Educated Ear özür dilerim. Allah ya Educated Ear falan ne benim yapıyor? sevdiğim bütün yayıncılara şu an Hayır bak ama dis dur. Dur bir daha. İsmisi yok bir daha. Hayır ismi geçti dur ya. Tamam. Dedim ki ne yapıyor lan falan diye bir bakayım dedim. Hatta geçen sene de konuşmuyor Bobo falan filan muhabbet Evet yani. evet Bobo mevzusu Cyberpunk mevzusu ki çok haklıydı bence de. Yani Billie Eilish duymamalıyım öyle bir oyunda. Yani çok haklıydı bence ve rapçiler çok güzel tetiklendi ve tabii ki IQ'ları yetmediği için mücadele edemediler. Neyse dönüyorum konuya dur. Tamamdır, tamamdır. Ne yapıyor falan diye işte Post 42'ye falan tıkladım. Post 42'de işte en son yayınladıkları video değil de iki önceki videoda şey IGN Türkiye hesabı açılmış. Açıldı. İşte biz varız orada. Ve içerikler düzenli gelecek. Çünkü orada biz işte bir kuruma bağlıyız demiş. Abi son video 1,5 ay önce. 4 tane video var içeride. Abi yapacak bir şey yok. Şöyle bir şey oluyor bak. Benim artık bu hayat görüşümle alakalı bir şey. Yetenekli ol. İstediğin kadar. Çünkü Türkiye'de şey vardır ya abi. Kreatif insan işte disiplinli olamaz. İşte biraz serkeş olur. Öyle bir şey yok abi. Yani bana şey gibi geliyor artık bir yerden sonra. Birinden daha çok yeteneği olur ama o az yetenekli insan daha çok çalışıyordur anladın mı? Hani 7-24 çalışıyordur ve bir yerlere
Bence daha fazla değer verilmesi gerekiyor. Çünkü abi, o insan da doğru. Sürekli kendini geliştiriyor. Hani şey gibi geliyor bana. Bu arada yayınlarını falan da izledim ben o hani şeyden sonra. Hani bu Educated ne yapıyormuş falan diye giderken. Hı-hı. Yayınları hala zevkli. Ona bile laf etmiyorum. O şey var yani. İnsanlara sürekli bir söz veriyorsun. İnsanları bir yerden bir yere taşıyorsun. Çünkü işte influencerlık yani. Hı-hı. Bunun onun elinde olduğunu düşünmüyorum ama işte sorun orada. Yani o taraflara çok hakim de olmadığım için. Hı-hı. Yani şey bana enteresan geliyor, anladın mı? Mesela çok büyük bir eksi yazdım yani, anladın mı? Zaten Post 42'de gelen düzenli içeriklerin hepsi şeydi ya, kamera açıp sohbet ediyorlardı. Abi yani şöyle söyleyeceğim bunu. Ben hani Boğaç'ta ortak arkadaşlarımız var. Boğaç benim hani educated değil, örnek aldığım yani aynen benzer chat istediğim kanallardan biri. Hani yani Twitch çöplüğünde müthiş bir hazine. Ve şey var, bu Post 42 olayı... Hemen bir şey ekleyebilir miyim? Tabii. Hemen bir şey ekleyebilir miyim? Pozitif. Ya ben de şey açısından çok takdir ediyorum kendisini. Türkiye'de herhalde geek olup veya nerd olup, işte hangisini demek istersen onu tercih edebilirsin. Toksik olmayan tek insan falan herhalde bu. Yok hani çok sayarım ya. Gerçekten... Çok sayarım ya. Bir kere yani çok sayarım dediğim 50-60'ı bile bulmayacak. Hani en fazla 10 kişi ama yani alternatif en az 3-4 kişi daha sayarım buna yani. Ben takip etmediğim için çok. Hı-hı. O yüzden. Ya ben biliyorsun benim geek yönüm de var, takip ederim. Hani bu özellikle hani burada hani Boğaç'ın adına konuşmuyorum tabii ki hani. Hani ama hani mantıken şöyle bir gerçek var. O hani hepimiz izleyiciyken de fark ediyoruz. Çok kreatif fikirlerle çıkıyor, hevesle yapıyor ama ondan sonra işin içerisine işte ajanslar, işte reklam ajansları vesaire girip bir de bunların hit alması olduğu anda hani şey klasik. Post 42 beyaz şova döndü geyiği var ya YouTube'daki. Abi çünkü tutan içerik ve mecburen bir reklam ajansıyla çalıştıkları için bu geliyor ve hani ben yaptıkları şeyden artık keyif almadıklarını onların da gözünden çok rahat hani tanışmasak bile yayın esnasında bile yaptıkları içerik esnasında bile alabiliyorum. Yani onlar zaten hani öyle abi. Kendisinin kemik kitlesi için gelmiyor ve hem pandemi ortamı hem işte bu biraz işte bunlar şevk kıran şeyler. Ona bakarsam ben de hani şu an içinde bulunduğum sektörden hiç o kadar memnun değilim ki. Yani aylardır zorla ite kaka beat yapmaya çalışıyorum yani. Hani aynı mantık. Hani bu olabiliyor. Hani bunun için hani ben şey diyorum hani. Tabii ki onun ağzından konuşmuyorum şu an. Bu benim kendi fikrim. Benim kendi izlenimimi size aktarıyorum arkadaşlar. Hani Boğaç'ın böyle bir demeci yok. Ama benim bana geçen şey bu. Ve hani bu kanal açtılar. 4 videoda kaldı olayı. Biraz bence... artık endüstriyel yeni pazarlama, yeni reklamcılıkla alakalı bir durum bence hani kendilerinin tercihinden ziyade. Olabilir ama hani şey de var ya Post 42, Lore 42. Hı-hı. İşte Baze'i saymıyorum. Baze'de gerçekten ellerinde olmayan şeyler oldu. Ya Baze 42 ile. Yani çünkü orada ajans değişti, işte bina değişti. Hani isim zaten o yüzden değişti falan. Hani burada gerçi büyük sırrı bozmuş oldum ama. yani çünkü isim gizliydi de ben niye Base 42 olduğunu biliyorum onun. Neyse. falan. Ne böyle? Aslik değil bana. Yok arkadaşlar hip hop 101 yalan olmadı. Hani biraz kafa dağıtalım dedik. Hem Cenk hem sınavdan çıktı geldi yayına. Hem ben yarı uyuklayarak gittim geldim falan. Bu arada Boğaç demişken Anarşist Akademi'de Boğaç rap yapmış galiba bu dönem. Şu an slide'da görüyor musunuz bilmiyorum. Mouse imlecinin üstüne bakar mısınız? Arkadaşlar. birebir benziyor. abi birebir Boğaç'a benziyormuş bu arada. Neyse. Az önce chatte Çakar bir şey yazdı ama ben Twitch'e login değilmişim o yüzden şey yapamadım. Cenk neler yapıyorsun demiş de ne yapıyorum abi? Bak Gupse... şey yapmıyorum. Gupse o da hani Boğaç'ın izleyicileri... ve benim çok sevdiğim moderatörlerinin kanallarında modluk yapan bir arkadaşım bizi düzeltti. O kanal eskiden beri açıktı. Lore 42 olarak devam ediyordu. Lore 42 kısmını IGN Türkiye'ye çevirdikleri için eski videolar yok artık. Videolar Post 42'ye aktarıldı diye. Yani tam dediğim mevzu işte. Burada abi çocukların ellerinde olan bir durum yok. Tamamen işte entertainment dünyası diyebilirim buna yani. Anlayacağın. Kanal satın alma. Yani şu an ismini vermek istemediğim bazı rapçiler de müziği bırakıyorum deyip YouTube kanallarını sattılar ve oraya müzik için abone olan insanlar ondan sonra hani bilmem ne ifşa falan böyle skandal şeyler gördüler ya mesela. ben yine tehlikeli konulara giriyorum ama ya bunu bu hani verdiğim ikinci örnek bunun aşırı vizyonsuzu tabii ki yani. Ama yani olabiliyor böyle şeyler abi entertainment dünyasında. Sen versene. Yazarım özellikle.
Yaz yaz hadi şimdi yaz. Ben çok merak ettim. Tamam. Mesela dramadan kaçma çabalarım şey kaldı. Ya çok yani. Yani o dramadan ben kaçmak değil, çok gereksiz drama abi. Hani artık var olmayan ve kimsenin hatırlamadığı birine niye tekrar kariyer inşa edeyim yani? Üzgünüm. Okay. Zaten hakikaten bir şey ama konuşmaya da değmezmiş yani. Yani evet, okay. Yazdım gördün. Konuşmaya değecek bir şahıs değil yani. Evet, ağlıyordum şu an. Evet. Chat'i açtım ve ağlama gördüm. Abi hani kanalını sattı bu arada şeyde arkadaşlar sordunuz, çok ünlü biri değil, kanalını sattı dediğim de muhtemelen 400 liraya falan satmıştır. Hani öyle bir vizyonsuzluktan bahsediyoruz yani. Yani Night Online'da çar var yani, çar evet, o kadar para evet, gidiyor. Evet, Night evet, Online evet. Çarı yani. Bu arada şeyi ben senle hiç konuşmadık bunu. Echo Fresh'in hatırlıyor musun? İlk Hip Hop 101'de galiba bunu konuştuk ya da ikinci bölümde, hani dedim Echo da yanlayacak buraya. Tabii canım. Demiştim. Hatta ben geçen cuma günkü haftalık yayınında hani ya açtım ağzımı yumdum gözümü her zaman gibi abi. Çünkü ben de... konuşamadık. Çünkü ben bir de biliyorsun Hip Hop 101'lerde şey oluyor. Şey Hip Hop 101 diyorum. Haftalıklarda şey oluyor ya. Hani ben denk gelemiyorum. Tamam bak, ya ben denk gelemiyorum ya da böyle şey oluyorum ortamda böyle hani. Abi nette dinliyorlar. Nette dinliyorlar. Abi nasıl dayanıyorsunuz? Bir de şey oluyor abi, dayanamıyorum yani. Dayanamıyorum da artık ben... Yani bir şey diyeyim, ben ilk haftalığa geldiğimde hı-hı, sizin nette muhabbetini şey sandım. Hani bir iki parçaya bakıyorsunuz hani keyfiniz yerine geliyor. Hı-hı. Abi sonra şeyi fark ettim yani. Bir yayında bayağı sonuna kadar sabretmiştim. Netteğin tamamı dinliyorsunuz anladın mı? Yok orta abi. Netteğine eklenmişse. Netteğe'de her hafta abartısız 70 parça çıkıyorsa ben en çok gülme potansiyeliniz olan 15'ini seçerek buraya getirmek zorunda kalıyorum. Yani yani çakal pusht falan gibi. Evet. Ve abi çünkü şey var hani demin bahsettiğim mevzu hani Netteğe haricinde hani ciddiye alacağımız, normalde artık onu da almıyorum da, rap müziğin de geldiği nokta ortada olduğu için abi ben hani... Ya ben en başta şeye başladım işte, hani bakın arkadaşlar hani analiz falan mantığı, reaction ya da analiz saçmalığına girmeyeceğim biliyorsun zaten. Arkadaşlar burada atıyorum hatalı okunmuş, işte burada aranje hatası var, prozedür hatası var vesaire, gidip nasıl olmasını gerektiğini söylüyordum da abi adam bana hani sucuk diye şarkı veriyor herif, anladın mı? Yani hani ciddi isim. Ya şu an sallıyorum, sucuk değil ama buna çok yakın parçalar çıkıyor yani. Hani ya ben... Adamın ciddiye almadığı bir şeyi ben niye ciddiye alıp da yorumlayayım? Bir ve mesela bize YouTube'da falan hani yayın tekrarlarını izleyen arkadaşlar şey yapıyor. Sizin amacınız ne? Ne yapıyorsunuz? İşte bari emeğe saygı gösterin. İşleriyle tanıyıp sevdiğim insanların bu yönünü görünce tiksindim falan geliyor arkadaşlar. Siz tüketicisiniz, müşterisiniz. Emeğe saygı nedir? Ya size atıyorum yani çok çok yüzeysel bir örnek olacak ama şey sanıyorlar abi. Şunu sanıyor çünkü bak şey sanıyor. Böyle kilerde böyle bodrum katta. Hı-hı. Tüplü bilgisayarda şey yapıyorlar böyle soğukta böyle yine nefeslerinden buhar çıkıyor falan. Abi o da böyle olsa yapılıyor falan sanıyorlar. Abi o da olsa emeğe saygı nedir? Çünkü sen tüketicisin arkadaşım. Bir meta satın alıyorsun. Hani ya, bu senin yaşamsal son... Şeyi söylemek istiyordum ben yani. Anladım ben seni. Hani şey. Hani öyle zor şartlar da yok kesinlikle, hem fikrim. Hani siz yani yaşamsal fonksiyonunuz için buna müşteri değilsiniz. Ya müşteri olduğun şey kalitesiz bir şeyse abi, emeğe saygı çerçevesi adı altında dünyanın en saçma savunma mekanizması. Bu işi sen okeyleyemezsin ya. Hani Türkçem bitti bu arada, hani şu an uykusuzluğun da etkisi yani. Yani bu gerçek yani. Çünkü şöyle bir saçmalık da var işin içinde. Hani çok yüzeysel bir örnek olacak ama abi, bakkala gittin, bir ürün aldın. Ürün küflü çıktı, açtın, anladın mı yiyecek? Ama bakkal bunu üreten teyzem, köylü teyzem o sütü sağarken süt ürününde emek verdi işte. Bakkala gelen kargocu abi sırtında taşıdı deyip hani tüketiyor musun? Bakkala gidip abi bu böyle çıktı deyip değiştiriyor musun? Yani abi Türkiye, bir şey var bak, hani Türkiye, bir de şu var Türkiye, böyle tatlı Türkiye. Bir de şey var, eleştiri mevzusu hani abi, hani ama dalga geçmeyin ya da işte ama niye gülüyorsunuz abi, birileri de gülsün dalga geçsin ki abi şey yapsın, çünkü kalan herkes şunu diyor abi, bu sefer olmamış ama abi bu sefer olmamış diye herifler 15 yıldır kariyer yaptı. Nasıl biz hani biz kötüyü tespit şey etmiyorsak abi, biz kötüyü tespit etmiyorsak iyiyi nasıl bulacağız abi, ben bunu anlatamıyorum yani. Siz tüketiciyseniz abi en çok sizin gömmeniz lazım, emeğe saygı neymiş ya. Kaç benim milyon lira şey. Artık milyon liralık sektörler şarkı bunlar Türkiye'de bu arada yani. Şarkı
Şarkı kötü ama klip taşımış. Benim favorim evet, bu. Evet evet. Ya bir de şey var abi, artık bu müzik endüstrisi... Siktir git lan. Müzik endüstrisi bu arada Türkiye'de artık milyon liralık sektör artık, yani anladın mı? Milyon liraların döndüğü sektörde de hani sırf ortada hani emek vardı yani. Ya çirkinleşmek istemiyorum ama tuvalette de ne emekler veriyoruz yeri geliyor yani. Yani saygı duyuluyor mu bunlara? Abi Berkan biraz sıvı tüketebilirsin abi. Facebook'ta evet, uzak evet, durabilirsin evet. Bilmiyorum. Ya şey var abi işte hani geçen şeyden bahsetmiştim ya, Türkçe rap'e değer katacaktır. O ses Türkiye rap. Ha oğlum. Ya oğlum. Allah aşkına. Allah aşkına geliyorlar bana yani. Git Spotify'a bak. 2020'ye bak bakayım. Kim ne var? Yani kim neye değer katıyor? Yani. O ses Türkiye muhabbetine inanılmaz triggerlanıyorum. Böyle triggerlandım, başka bir konu yok ya galiba. Ben genellikle rap müzik ve hip hop kültür eksenindeki çoğu şey triggerlanıyorum bu ara. Yani şey de var arkadaşlar, hani özellikle burada yaşı küçük olup hani bu işe hevesli arkadaşlar, hani önce kendinize vizyon katın abi. Hani bu şu an gömdüğümüz insanlara örnek almayın. Hani o diğer askıya mı? Yani o ses şey... Türkiye rap askıya mı alınmış? Ne olmuş? Benim de bir fikrim yok. Şimdi Deniz yazınca gördüm. Yani bu size şey demek değil hani. Gidip bu ürünleri tüketmeyin demek değil ama tüketiyorsanız da eleştirel olun. Sorgulayın. Ve hani bugün Twitter'da benim laf soktuğum bir olay var. Hani bunlar kim abi diye. Çünkü gerçekten bunlar kim? Yayını 2000 kişi seyretmiş. Arada influencerlar görüyorum. Onaylı hesaplarıyla chatte, Instagram'da ve iki tane çocuk anlamsız yere kavga, yani kavga edip hani birbirini sen şu sokağa gel, ben bu sokağa gel diye çağırıyor. Bunu örnek almayın arkadaşlar. Kendinize vizyon katın. Kendinize kültürel bir şeyler katın. Bir şey diyeceğim yani. Hı, yani. Ben bu çocukların, bak Çakal'ı biliyorum. Çakal'ı nereden biliyorum? Heyecan'le, Heyecan paylaşmış parçasını, oradan duyulmuş. Hı. Esanka selam abi, hoş geldin. Ama bir yere yayınlayacağım. Şey, öbür Butterflex'i hiç bilmiyorum. Butterflex'in kim olduğunu ilgilenmiyorum da abi gerçekten. Farkı var benim, mı yok mu? Ve beni ilgilenmiyorum da abi. Neden benim timeline'ıma düşüyor bu ya? Ben gerçekten bu hani vizyonsuz ve sığ rapçi, artık müzisyen demiyor bunları. Rapçi çocuklar ve onları örnek alan çocuklardan o kadar sıkıldım ki abi. Yani gerçekten arkadaşlar hani farklı dünyalara da açılın. Müzik, sadece müzikal manada demiyorum, hani örnek aldığınız insanlar bu tür sığ insanlar olmasın. Yani toplumun bu halde olmasının sebebi bu tip insanlar çünkü yani. Şey demişler, makara demişler de arkadaşlar yani makara değildir o, reklamdır. Öyle makara olmaz. Ama çok kötü bir piye, çok çok kötü ve işte demin dediğim işte Ali Biçim ve yanındaki marul adamın yapacağı türde bir PR reklamı yani. PR yani, gelişimi. Abi, yani şey hani... O kadar kötü müzik yapmak ki böyle şeylere ihtiyaç duymak, anladın mı yani? Öyle kötü, öyle alakasız müzik yapmak şey gibi yani, gerçekten belli bir genişlikte şey dinleyince şeyi fark ediyorsun yani, şuradan almış, şuradan almış, buradan almış, öyle hiçbirinde müziğine yedirememiş anasını satayım. Bilmiyor şey, ki müzik basit, bilmiyor ki. Berbat. Yani. Yani. Bence müzik bilmesine de gerek yok ya. Gerek kadar, var abi yok. Tamam yok, var abi. Var var bak var, ama hani o kadar da yok çünkü Türkiye. Ya tamam yani, o kadar. Şu an olacak o kadar modumuzdayız, fark ediyorum. O kadar tabii ki gerek yok. Asla hatta hiç gerek yok. Yani bilmezsen daha makbul. Hatta okuma yazma bilmemeniz daha makbul genel olarak. Yani çünkü yani tabii yani şu an bombayı bırakayım mı buraya? Abi çünkü bu bırakayım. İnsanlar aynı zamanda söz yazarı ya hani baktığın zaman. Hani, tamamen rap müzikten çıkarıyorum olayı. Hani müzikal manada bu söz yazarı ya abi, hani yani burada ben imla nazilik yapmayacağım ama yani abi söz yazarı sıfatı taşıyorsan, hatta kendine şair diyorsan bir zahmet o imlan olsun ya. Demet Akalın'dan kötü dil kullanan insan gördüm ben rap camiasında ve ünlü yani. Oo, yani Y'yle mi başlıyor ismi? Evet evet evet. Evet değil mi? Böyle şey derim, gözlerimi sökesim geliyor. Yani abi böyle, gerçekten. Allah'ım neler yazıyorsun falan. Ya ve yani... Ya dediğim gibi akademik tahsilinizi falan boşlamayın arkadaşlar bu insanları örnek alıp. Hani bunlar size sunulan hani vitrin bu yani. Hani bu insanları çekici olsun diye hani vitrin olarak kullanıyorlar hani. Bir de yani çünkü Z kuşağı sevdi. Çünkü Z kuşağı sevdi. Ama asla hani ona özenip hayatınızı yakmayın. Ya şey gibi e-sporcu olmaya özenmekle aynı şey geliyor bana. Yani çünkü garantiyi almazsanız kendinize büyük ihtimalle sonunuz Burger King kasiyerliği yani.
Evet. Discord'da bugün şeyi konuşmuştuk. Yani neden trap işte bu kadar savunuluyor, boom bap savunulmuyor? Muhabbetine gelmiştik onu. Çünkü boom bap dinlemiyorlar. Yani dinozor denilen şu W ile dava adamların hiçbiri zaten gerçekten hip hop kültürünü benimsemiş ya da işte herhangi bir kültüre sahip mi sence? Keşke ya da sözümü dinliyorlar mı? Mike. Çok özür dilerim. Çok özür Keşke sözümü tamamlayabilseydim. Çok özür dilerim. Şey diyecektim. Yani abi trapçi ile fotoğrafçı çalışıyor, tamam mı? Burgucu çalışıyor. Işıkçı çalışıyor. Designer çalışıyor. Doğal olarak hepsi çalıştığı adamı övüyor. Yani bu dünyanın her yerinde böyle. Ve ben eminim, tamam mı? Bu böyle hayvan gibi övenler. Boom bapçiler o kadar çalışsa dışarıyla. Bu dava adamı diyemiz. Herifler çalışsa. Onları da övecekler abi. Bu artık bir şey oldu. Hani herkes parasında bir noktada. Ve bu yüzden bu kadar boostlanıyor ki dava adamlarının da yine tırnak içerisinde. Böyle yanlış hamle üzerine yanlış hamle. Böyle kendini ittikçe itme üzerine giden şeyde komik geliyor yani. Kartlarını doğru oynasalar tam yeri tam zamanı, çünkü anladın mı, herifin başına bir şey geliyor, bir kaza geliyor klip çekerken, hepimiz korkuyoruz, bir gün sonra tişörte bastırıyor, vuh 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 falan diye takılıyor, anladın mı yani. Abi, evet. Yalancı çoban hikayesi, her şeyden PR çıkarırsam bir gün sana derler ki amına koyduğum o fake'si. O, yani. Şu an sen de internette kimse hatırlamadığı bu videoya da şive şakasıyla gönderme mi yaptın sen de? Fakesi. ne cringe bir videoydu o da ya. Şey, benim favorim şeydi ama ben gülersem herkes gülür. Evet. Askefam var. Askefam da ben gülür. Ve kızım o kadar ciddi söylemesi beni yarmıştı, anladın mı? Hani ben gülersem herkes gülür. Abi evet. Çünkü dediğine katılıyorum ve hani hakikaten tekrar ben tepkiye geçmiş olsun, olayın olduğu gün açtığımız yani Goygoy yayınında da dedim, hala diyorum ama abi gerçekten hani o gün de söylediğim şey maalesef çıktı. Ben ilk sorduğum şey şu oldu, geçmiş olsun evet ama yani acaba Les Benjamin ne zaman yeni ceylanlı kilimimiz dizi tişörte bastık diye bu görseli kullanarak reklam verecek diyordum. Bir buçuk gün falan beklediler yani. Ya abi bir hani kazayı bile artık nakite çevirmesek mi abi ya? İşte. Ya abi yarın bir gün gerçekten Allah korusun başına ciddi bir şey gelirse hepimiz şey gözüyle bakacağız. O PR. PR. Mesela Masaka'nın trafik kazası geçirdiği iddiasına ben kesinlikle inanmıyorum aynı sebepten mesela. Çünkü hani o bunu çünkü sana şey yaptı ya. Sana ben de kesinlikle. Abi çünkü o bunu artık hani saçma sapan Almanya'da pedofil devlet müdahale etmiyor diye sokakta gördüm pedofili dövdüm ve insanlar bana tapıyor falan diye story attı abi herif. Hadi ya, Almanya'da mı oluyor bu? Yani gerçekten Almanya'da mı oluyor bu hikaye yani? Yani ben ciddiye almıyorum abi, o yüzden. Şey bir de bir yandan ne derler ona yani, bu bir buçuk gün dedin ya sen, bir buçuk gün sürdü dedin ya. Anca gittin tişörte bastın, onun kalitesine baktın falan. Evet, bu giyilir evet. Mi falan filan dedin. Anca zaten yani. Evet. Bir de şeydir çünkü, hastaneye giderken konuşulmuştur bu yani. O bir fotoğraf var elimde, üf baba ne diyorsun falan. Hani. Ve ben eminim yani tepki o fotoğrafı gördüğü anda şunu demiştir bak. Ah siktir, keşke biraz daha dik dursaydım, anladın mı hani. Biraz dik durabilseydim tamam baba falan demiştir yani. Tepki gerçek. Bu arada hani tepki konusunda ben sürekli aynı şeyi söylüyorum. Tepki benim 2019'da birinci sıradaydı. Ve işte 2020 playlistimde de ilk 10'da 4 tane şarkısı var. Tepki hater'ı değilim ki bence mainstream rap'in... Adam arkadaşım abi, ben insan olarak da seviyorum ama yani bu artık dediğim gibi biraz artık... Pazarlamanın ve artık influencerlığın artık tehlikeli boyutu artık bu çünkü yani. Ben her yerde şeyi söylüyorum yani. Output number one'ı tepkinin. Output number one galiba bence mainstream rap'in nasıl yapılması gerektiğine dair bayağı study case yani. Ama işte şey vardır ya, bir şeyi çok sivriltirsen olmaz. Farazi Kayra'nın işte Bekar Evinde Kör Sineklerde de onu diyordum. İlk albümdeki bütün güzel yerlerin üstüne gittiğin zaman güzel olmuyor, abartı oluyor. Karikatür oluyor. Kendinin karikatürü haline geliyorsun. Mesela Ravent. Yani o da aynı şekilde. Bir tane goy goy parça yaptı. Ve ben o zaman dedim ki umarım işte, ama dedim ki umarım bunun üzerine gitmez. Genelde bu tarza yöneldi. Ve bir yerden sonra kendisinin karikatürü de olabilir bir yerde. Hepimiz olabiliriz abi. Herkes. Yani. Ya şey gibi işte. Ta senle yaptığımız ilk yerinde Can Sungur'u konuşmuştuk ya. O hesap yani.
ki ya ben... Ben sonra çıldırırsın. Yani şey... ya CS'yi abi dediğim gibi ben hala birçok konuda çok haklı görüyorum ya. Haklı abi. Ben yani onu, hani yok demin şey dedik ki Bobo konusunda, Boğaç konusunda şey dedik yani hani toksik olmayan geyikti ya. Yani ben Cansungur'un toksikliğini de hani var olduğunu düşünmüyorum ya açıkçası. Çünkü çok haklı adam. Oh, abi ya. Çok haklı adam abi ya. Birçok konuda çok haklı abi. Çok sevdiğim. Şu an çok sevdiğim ama Google Keep'e bakamıyorum. Yazarını yani söyleyeni unuttum. Dilin, senin dilin dünyayı şekillendirir, anladın mı? Hani kullandığın dil nasıl bir dünyada yaşadığını şekillendirir. Ve Cansungur'un bazı böyle hareketleri, lafları, bir şeyleri söyleme biçimi toksik abi. Hani hakikaten şey yani böyle. Abi ya ama tamam siktir yani bırakın şey, gidin. Hani gidin edin falan. Bak şu şu açıdan Cansungur'u çok iyi anlayabiliyorum abi. Yani sektörler farklı ama onun da içinde olduğu sektör bizimkine çok benzer bir kanalizasyon ya. Abi tahammülü kalmamış olabilir çünkü yani benim de dilim baktığın zaman toksik bir dil o zaman yani aynı mantıkla. Çünkü ya çok olumlayıcı bir şey söylemiyorum yani artık saldım çünkü hani anladın mı? Ya yaşadığım ülkeden memnuniyetsizim, içinde bulunduğum camiadan ve geldiği halden ve günümüz bu demin verdiğim Twitch'teki bile adam kayırma örneğini de dahil olmak üzere hani her şeyde böyle birilerinin daha eşit olmasından o kadar rahatsızım ki artık ben nasıl bunlara ponçik ponçik keşke olmasaydı diyeyim ki biraz yani mecburen yaşadığımız coğrafya bizi buna itiyor sanki ya. Ben bu dediğin şeyi sadece neyde yaşıyorum biliyor musun? Red Case abi. Gerçekten Red Case'in yaptığı her işte Lil Zane'in zor parçası dışında. Bu bir tek istisnaları o benim için. Şey böyle anladın mı? Abi yani Amerika'da neyi görüyorsan onu yapıyorsun anladın mı? Yani hiçbir orijinalliğin yok. Kimin marketi Türkiye'de? Ama savunmak için savunmak için söylemiyorum evet. Abi biliyorsun hani özellikle bugün Almanca hip hop konuşacağız merak etmeyin arkadaşlar. Hani özellikle Goygoy kısmındaysan evet. Biraz kafamız dağılsın. Cenk sınavdan çıktı biraz hani dağılsın falan biz zaten iyiyizdir herhalde sıkılmıyoruzdur. Ve bugün hani slide'ı azalttığımız için hani zaten bugün toplamda evet. Tahminen 1-1,5 saat en fazla bitecek bir konumuz olduğu için biraz Goygoy'umuza devam ediyoruz aslına bakarsanız yani. Şöyle hemen senin şey dediğine ek vereyim. 11 kişi falan attı bana Baykan. 11-12 kişi attı. Bunların üzerinde yani bunların içinde 6 grubu uzun uzun konuşacağız. O yüzden hani çok böyle bir koşturmacamız yok. Aynen. Yani o yüzden ben şeyden diyorum hani Amerika'dan kopyalıyor. Çok hemfikirim seninle evet ama hani kalanı zaten hani beatleri bile Almanya'dan ve Fransa'dan çalıyoruz. Hani Fransa'yı bilmiyorlar diye hani bilen çalıyor da hani tamamen beatleri çalıyor. Sevgiler hapis adam. kalanı abi Almanya'dan direkt flow'dan tarza kadar imaja kadar kopyalıyor anladın mı? Hani daha kim orijinal ki artık yani. Çok çok istisna 4-5 isim var hemfikirim de o 4-5 isimin de mesela orijinal isim dediğimiz Köst orijinal ama abi tahammül edemiyorum. Berbat müzik yapıyor son dönemde çünkü. Ben söyledim. Twitter'da bayağı üstüme gelmişlerdi. Tekrar söyleyeceğim. Ben Köst'ü gerçekten müziği yüzünden seven olduğunu çok çok azdır ya. Hani 5000 kişi dinliyorsa herifi 1000'i falan gerçekten müziği evet. Yüzünden seviyorum. Ya insan olarak çünkü seviyorum adamı ama yani şey var. Son haftalarda bir nakaratlar falan geliyor abi. Yani anladın mı hani müzikal hiçbir şey yok abi. Buna ben hani kulağımı kaptan tahammül edemiyor. Yapacağım bir şey yok yani. Adam iyi adam olabilir ama yani çok kötü şarkılar geliyor son haftalarda. Örnek vermiştim. Baktığımız zaman orijinal mi? Orijinal ama yani bu bizi bir yere taşıyacak bir orijinallik evet. De değil işte yani. Şey, Deniz şey demiş. Ya bence Red Case ile alakalı. Bence vizyonları tam olarak o. Tam olarak onu yapmaya çalışıyorlar zaten. Bu vizyon olmuyor. Vizyon böyle bir şey değil. Hani Amerika'da ne gördüysem onu yapacağım. Vizyon sayılmıyor. Evet. Hani şey var ya ben hani podcast'ta söyledim. Tekrar söylüyorum. Hiç anlaşılmamış. O yüzden bunun üzerine bir podcast daha çekmek zorundayım. Hı hı. Yani şimdi sen o klipte o silahı gösteriyorsan yani zaten o silahları kullanabilsen zaten rapçi olmazsın oğlum. O silahı ama da onu kullanabiliyorsan Türkiye'de. Ya, Bix'i kullanıyordur muhtemelen de. Yani, kullanmayı biliyordur yani daha doğrusu asker olduğu için. Yani, yok kullanmayı bilmekten değil. Yani, kullanabiliyorsan. Ha, anladım. Gündelik yaşantı. Daily use. Evet. Hani kullanabiliyorsan zaten kokain falan kaçırırsın amına koyayım. Eyvah. Rap müzikle ne işin var? Twitch söylemi bu. Tamamen biz burada bir nickten bahsediyoruz. Hani bir insan burada. ya gerçi insan kaçakçılığı da suç değil mi? Ban getiriyor. Toparlayamıyorum. Twitch banla bizi.
Özür dilerim. Sevgili Twitch. İngilizce konuşuyor değil mi? Şu an böyle anlatıyor. Yani sevgili Twitch. Kesinlikle beni banlayabilirsin. Ben yokum değil mi burada? Yok sen ama çok güzel bir noktaya değiniyorsun. Devam et abi ya, şaka bir yana. Banlıyorsa da banlasın yani. Onları, bize yani, platform mu yok? Zaten dediğim gibi o klipte gösterdiği şeyleri su tabancalarını kullanabiliyor olsan ülkede başka işler yaparsın. Başka işlerle meşgul olursun. Ve bana gelsen fake ass benim sesim niye çok kötü geliyor ya? Atlıyor falan mı? Bilmiyorum. Bana iyi geliyor şey, ama. Okey. Yani ve bu şey yani. Vizyon da değil. Bu gerçekten takmaca artık. Ve Amerika'yı takip ediyorsan gerçekten itici gelmeye başlıyor. Evet, çünkü evet. Üzerine gram yorumlama yok. Şimdi Amerika'da bunu kullanabiliyorlar. Çünkü Amerika'daki devlet sistemi bizdeki kadar otoriter değil. Biraz distortion'lı geliyormuş, zırtılı geliyormuş, daha boymuş. Belki az önce şey, sen kısık geliyor deyince çok açmıştım belki. Aa, tamam. Olabilir. Ben biraz şöyle bir ayarlayayım. Bir tamam. De tabii konuşurken mikrofona bazen yaklaşıp uzaklaşıyorum. Aa, evet, o bende de oluyor bazen. Bazen ASMR sesime geçiyorum böyle istemeden. Ya bunlar bana artık şey geliyor Red Case ile alakalı. Abi okey. Okey yani hani heves yani... Böyle çok coşan arkadaşları görünce de şey yapmak istiyorum hani, abi gelin size ücretsiz İngilizce öğreteyim. Ama hakikaten öğreteyim yani. Hakikaten öğreteyim, gelin hep beraber Amerikan rap piyasasına girelim yani. Ki ben onda bile aşırı sığlaşma gördüğüm için gerçekten abi ben hani, evet. Hani ben keyif abi, alamıyorum artık yani. Hiç öğrenme İngilizce. Gorilla Republic diye bir kanal var YouTube'da. Evet. Bak ya bir git izle yani abi, hani ben artık şeyim gerçekten. Mesela moda demişler öyle hani çok copycat falan diye. Hı-hı. Modu bence o kadar copycat değil. Yine ama kendince bir şeyler yapmaya çalışmış. Average. Tamam okey. Ama şey yani. O zaman 5 tamam. Yani milletin de yılın albümü geldi. Loop'tan çıkaramıyorum falan dedi. Biz yayında Mali ile şok olduk. Bunu mu çıkaramıyorsunuz abi diye Loop'tan yani. Bana şey yaptılar ya abi. Tweet attım. Sabaha kadar aynı mesajlar geldi bana. Modun hakkını yiyorsun abi. Yok abi. Durun dinlemediniz ki. Ona yani, koyayım. Yani. Bilemediniz ki albümü. Durun şey, ya. İşte bizim YouTube'da yayın tekrarlarına falan gelen mevzu da biraz bu abi. Hani şey hani çok 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 vicdansızca gömüyorsunuz. Siz hasetinizden öleceksiniz bilmem ne abi. Sakin, çünkü sen eğer hani yaptığım rapçilerin birinin fake hesabı değilsen, benim orada hani eleştirdiğim rapçilerin birinin, sen şu an seve seve kazıklanmak istiyorsun abi. Ben sana kaliteli içerik gelsin diye kendimi yırtıyorum sonra artık. Şu noktada. Ben yani baktığın zaman ben senin müşteri olarak ben senin hakkını savunan tek esnafım şu an burada. Eğer biz esnafsak müzik işçileri olarak yani. Bir dakika. Mamba demiş ki modu sevmem ama albüm fena değildi. Ya tamam, biz albümü zaten kötü demiyoruz. Ama albüm bak şey oluyor. Abi ilmatik gelmiş gibi yani, ilmatik gelmiş gibi övüldü yani, evet. Anladın mı? Öyle bir şey de yok ortada yani. Aynısını ben işte 90 neslinde de aynısını söylüyordum abi. Ortada bu asetlenen işi görmüyorum diye. Yani konuyu oraya getirmek için şey yapmadım. Abi yok. Ya şey var. Bu şey mevzusu işte. Hype train mevzusu abi. Tamam, hype train, evet. Ve bandwagon mevzusu ya da yani. ikisi de aynı şey yere, kapıya çıkıyor. Hı. Abi hani internette bir akım başlayıp bir şey beğenildiği anda otomatikman insanlarda artık psikolojik olarak, hani psikolog da olduk artık herhalde. Ben de beğenmeliyim algısı mı başlıyor bilmiyorum ama hani... Biraz bu şekilde bir övgü zinciri ya da linç kültürü görüyorum. Hani tamamen gerçekten fikrini savunarak buna girmiyorsun yani. Bak benim Türkçe rapte şu an takıldığım şey, senle aynı ayrı yerlerdeyiz. Sen artık iyice uzaklaştın bu taraftan. Hı-hı. Tiksindin daha doğrusu, uzaklaştın demeyeyim. Evet. Ben Türkiye'de şeye çok tiltim. İşleri ayrı ayrı değerlendiriyorum. Okey. Artık Türkiye'de şey oldu. Bir şey 10 üzerinden 5 ise övülmeye başlanıyor. Hayır abi. 10 üzerinden 5 ya. 10 üzerinden 5. 10 üzerinden 5 olan bir şeyi övmeyeceğim yani. Ve yani. Övmeyin de bir zahmet yani. Bir zahmet. Ya ve albüm kötü değil. Albüm kötü değil. Motive konusunda da mesela onu demiştim. Ya Machiavelli albümü, ilk çıkan hali, deluxe olmayan versiyonu. İşte mod çıkarsa o albümü, okey bir albümdü. Güzel bir albümdü. Ama Motive'ye yaratılan beklenti, işte Wonderkid muamelesi falan derken asla karşılamayan bir albümdü.
Ama Deluxe çıktı mesela ki Deluxe'daki 5 parça inanılmaz iyiydi. Sen evet, dinledin mi bilmiyorum. Dinledik yayında. Albümün orijinal yani ilk versiyonundan çok daha iyi bir şey çıkmış ortaya yani. Evet, ve hatta hepimiz de şey dedik. Yani 5 elementte falan. Hı-hı. Lan dedim keşke albümü böyle çıkarsaymış. Bu 5 parçayı çıkarsaymış. Biz de kafayı yesaymışız. Motiveye bak falan diye. Yani ve dediğim gibi ben hala dinliyorum. Yani bir şey değil abi ve ben tüketici olarak abi sonuçta ben o Spotify'a para veriyorum değil mi? Yani o stream'e verdiğimizde tamam para kazanıyorsa tüketici olarak abi ben istediğim gibi eleştirebilirim. Kimse kusura bakmasın. Hani biz yine hani tamam piyasaya göre sert bile olsa hakaret falan etmiyoruz tabii ki ama yani şey dalga evet, da yani. Geçebilirim abi bu benim özgürlüğüm. Hani ya bir de şey var anladın mı? Ben eleştiriyorum abi herifi zaten 5000 kişi övüyor. Siktir git ben de birazcık şey yapayım ya. Eleştireyim anasını satayım. Ölmez herif korkmayın yani. Ya ya ve dediğim gibi hani niye dalga geçiyorsunuz? Geçebilirim abi ben tüketici konum. Hani piyasada üretici olmam benim tüketici olarak var olma gerçeğimi de değiştirmiyor. Tüketici olarak ben beğenmediysem bir işte dalga da geçebilirim. Hani haliyle gidip ya, bir de ben şey de ve ürünü, bu ürünü tavsiye etmiyorum da diyebilirim. Ben neden hani çok hani kimseyi incitmeyecek eleştiriler yapmak zorundayım. Yani illa ben şey var hani karıncayı incitmeden bir şey yapmak diye tabir vardır ya hani. Yani ben neden o durumda olmak zorundayım ki abi ben ya birilerinin de çıkıp bir şeyleri söylemesi lazım çünkü. Kimse söylemiyor açıkçası. Söyleseydik bu durumda olmazdı hiçbir şey yani. Sadece müzik bazında söylemiyorum. Ve şey çok güzel abi. Ben o tweet'i işte o modla alakalı hani genel o haftaki release'le alakalı tweet'i attım uyudum tamam mı? Saat 8-9 gibi tweet'i attım vurdum kafayı yattım. Abi saat 5 gibi bir kalktım. Tabii bütün abiler boktan çıkmış. Herkese demiş abi Cenk abi haklı çıktı falan diye. Abi mesaj kutumu bir açtım Twitter'da. 6-7 tane mesaj var hepsi de şey. Abi modun hakkını yiyorsun. İşte modun albümü çok iyi olacak. Ya, böyle şey hesaplar anladın mı? Takipleşmiyorum ya da beni takip de etmiyorlar böyle. Enteresan şekilde karşılığına düşmüş evet, böyle. Evet. Bilmem kim bilmem kim 06-149 falan filan. Şey, bir tanesine... Elon Musk'ın yeni çocuğu. Evet. Tam öyle hesaplar. Gerçekten. Bir tanesi çok kötü bir üslupla yazmış. Küfür falan etmiş yani. Ben de dedim altına mı yattın amına koyayım? Herifin 4 tane parçası var çıkmış. Yani bu heriften böyle bir beklentiye sahip olmadığı için altına yatmış falan olman lazım yani. Of. Böyle, ya ama gerçekten öyle abi. Herif küfür falan ediyor tamam mı? Herifin 4 tane parçası var. Albümünde kaç tane parça var? 7 tane falan parçası var. Herifin 11-12 tane yayınlanmış parçası var daha yani. Sakin mi olsak hep beraber? Yani ya bu diye ve yine düşünüyorum. Hani buradan geçeceğiz artık Almanca'ya başlarız da bugün mesela yine şey Oğuz Baydar'la girdiğimiz diyalog be abi piyasa bir de gereksiz agresif abi. Ben sadece bunlar kim dedim. Oğuz Baydar'la diyalog mı girdin? Aha, o şey işte o iki tane Almanya dürüm rapçisi gibi kokan arkadaş. Hani yayında dinlediysek bile hatırlamıyorum parçalarını. Hani bunlar kim abi dedim ya ben Gerilin tweetini alıntılayıp. Bu arada o Gerilla'ya falan verilmiş bir bunlar kim abi diye bir sorgulama değil. Hakikaten ben Gerilla ile gördüm olayı. Ve bunlar kim diye sordum. İyileri, Oğuz bana şey dedi işte okuyorum şu an tweet'i açtım arkada. İyilerinden yeni nesil rapçiler bunlar Baykan. Gençler daha 20 yaşın altındalar. 3-4 seneye birçoğunu hoplatırlar. Abi niye hemen hoplatmalara girdik? Yani müzik mi yapıyoruz? Hani amacımız hani başkalarını hani geçip kendimizi küçük dünyamızda ego tatmini mi yoksa müzik mi yapmak yani amacımız hangisi? Hayır yani kötü niyetli yorum yapmayacağım sadece. Sadece bir düşüncemi paylaşacağım. Yani acaba Oğuz Baydar bu arkadaşların ikisinden biriyle çalışacak olabilir mi? Mümkün daha iyi de böyle yani. Refleksler genelde hep böyle oluyor çünkü. Evet yani. Evet de yani biri, şey değil. Birine böyle giriştiği anda genelde böyle şeyler çıkıyor altına. Hani benim burada insanlara önerdiğim şey şu abi hani ben hani chatimde küfür yani müzik tamam sokak müziği rap müzik gerekiyorsa küfür de edin eyvallah. Hani ben gidip hani bir Birol Güven dizisi yazmadığımızın farkındayım yani. Olabilir okey. Ama yani şey değil. Abi ikili diyaloglarda bile neden böyle bir agresyon ve dil tercihi var? Yani ben şey değil. Yani ona da söyledim abi arkadaşlardan aldığım sana demin söyledim. Arkadaşa aldığım his ya bunlar anneye ev almalı Türkçe rap akımından geliyorlar ya da döner drill yapıyorlar diye ona da söyledim yani. Aldığım izlenim bu umarım gelecekte vizyonlarını da genişletirler diyerek ben hani verilmesi gereken cevabı verdim. Hani bu bir polemik değil zaten. Hani bu diyalogta ama şey değil abi. Hani bunu böyle yazmak yerine gelecekte çok çok iyi işler yapacak bu çocuklar desen hiçbir problem yokken direkt neden birilerini hoplatmalı falan tweetlere geldik abi? Niye böyle bir agresyon var yani? Şey, Deniz demiş ki Tekin'i eleştirdi diye G'ye sövdü demiş. Galiba Oğuz Baydar'ı kastediyor. Ha. Zaten G'ye sövmeyen kalmadı ki. Gelen geçen G'ye patlıyor. Ben anlamadım. En sonunda Eminemciler
Tekin'i biz de eleştirdik. Yani bu arada hani bana mention atıyorsun da Tekin'i biz de eleştirdik abi. Yani çünkü asla senin ismin söylenmiyor o tagde. Komik geliyor bana da yani. Ne diyor, ne diyor, ne ki onun tagi? Şey, Ayder on the beat. Yani asla Oz Baydar değil ama aklıma benim Rize'de yayla geliyor yani tagi duyunca. Oz gelmiyor yani. Bir şey soracağım, ne oluyor ya? Bir dakika dur. Şu an bir şey oluyor, bir dakika. Ne oluyor? Dur. Bizim Discord'da bir şey oluyor da galiba müdahale etmem lazım. Tamam, Anlamadım. tamamdır abi. Gitmen gerekiyor mu? Ona göre kamerayı kapatayım. Hayır hayır. Ha. Hayır hayır yok. Keops, selamlar, hoş geldin. Yani size önerdiğim şey bu Ben arada. geleyim birazdan. 2 saniye Tamamdır. sonra da Almanca'ya geçelim. Aynen, başlayalım abi. Sen o işi hallet. Ben de bu arada hani cümlelerimi toparlayayım. Abi hani size önerdiğim şey bu abi, hani kendinize biraz vizyon da katın. Hani müziğin, istediğiniz müziği yapın. Eyvallah. Deneyin, çabalayın ama yani bu bataklığın bir ferdi olmayın derim ya, o yüzden. Zarricim iyiyim. Hoş geldin. Sen nasılsın? Aa, Mali de mi Many gelmiş? artists out Görmedim. Hoş here want to geldin be an Mali'cim. artist and want to stay a star and won't have to worry about the executive producer trying to be all in the video, all on the record, dancing. Come to Death Row. R2 Wave, takip için teşekkürler. Hoş geldin. Cenk, karışan Discord'u çözsün. Almanca'ya başlıyoruz arkadaşlar. Bir saatlik goygoyumuzu yaptık. 1 saat olmuş mu? Oha olmuş. Rica ederim dayı. Faydam olduysa ne mutlu. Aynen, Joker'in EP'si falan çekecek ama yarın haftalığı yapıyoruz yine Mali ile biz. Hani bir aksilik yok o konuda. Hani anında yine bize internet servis sağlayıcımız falan bir şaka yapmazsa. Yani yarın zaten bakacağımız için hani bugün hiç o konulara girmeyiz. Artık Hip Hop 101 bir aydır, belki 1,5 aydır hiç yapamadık. Artık ilerleyelim dedik Cenk'le. Ve hız kazanmak adına Şimdi son kez bir bakıyorum. hatta slayttan bayağı isim eksilteceğiz. Hani siz slaytı full haliyle görüyorsunuz önceki haftalardaki, ama biz burada bazı isimlere değineceğiz. Kalanlarını siz bilin, araştırmak isteyen varsa isimlerini not alabilin diye slaytı açtım ki yine YouTube tekrarındaki her zaman verdiğim gibi alttaki playliste size yayında dinlemediğimiz isimlerden ve değinmeyeceğimiz isimlerden ve dinlediğimiz isimlerden daha fazla örnek sunacağım orada, yine merak etmeyin. Arda artık Ocak'ta gelir onlar da ya. Aralık diyordum da bu ay aksilikler falan derken bir şey yapamadık pek. Yapacağız. Ben drama varsa bir tık şeyde alırım. Hani yayından sonra Twitter'da alırım belki uyumadan. Yani ama ben, bizle alakalı drama yoktur diye sanıyorum halinde. Tamam, geldim artık. Hoş geldin. Bizim Discord'daki bütün sorumluluk şu an Guerilla Republic'te. Bir şeyler Tamamdır. kontrolden çıkarsa o beni ben artık elimden geleni yaptım. Ben müdahale ettim. Benlik bir şey var mı dedim. Ya Yasin demiş ki, by the way, profil resminin benzemesi konuşuldu mu diye, benim Twitter'daki şu an Noel Baba şapkalı. Hani sezonluk profil fotoğrafımın Joker'e benzetilmesinin konuşulmasını istiyor. Abi yapmayın. Benzetilmesi değil ki abi, Joker o ya. O kadar mı? Başta şey oldu. Evet, ben başta bu gerçekten laf atıyorsun falan sandım. Oha falan diye açtım ya. Harbi söylüyorum, küçük O gönüllü. 3-4 sene öncesinde Mali'nin evde çekilmiş saçma sapan fotoğraftı, dedim sezonluk moda sokayım Twitter'ı. Yani öyle gelişti olay yani. Okey. Abi şimdi galiba ben bakayım Watch Together'dan çıkmadım diye düşünüyorum. Evet, çıkmamışım. İlk parçamızla başlayabiliriz. İlk grubumuzu ben bir tanıtayım. Ne dedi? Wildtausend diye okunuyor değil mi abi? Evet. Grup. Kim? Bir dakika dur. Neredeyiz ki ya? Üf. Üf. Görmüyorum ki. Görsem doğru okunup okunmadığını Sana söylerdim sana ama. attığım Discord'daki mesajlarda sana attığım slaytı görüyorsan 1000'ı almamış mıyım yoksa? Almamışım galiba ya da. Bir dakika, benim kafam Yani yok karışık. orada. O zaman pardon, Aerial Dopting ile başlıyoruz arkadaşlar. O sırayla Tamam. gideceğiz kankacığım. Aerial Dopting öncü gruplardan bir tanesi, Doğu Berlin'de kuruluyorlar 1991 senesinde. Üyelerini görüyorsunuz, yazıyor slaytımızda.
O zaman Aerial Optic'den ben Extend Your Spirit parçasıyla giriş yapıyorum Cenk, sen de okeysen. Dinledikten sonra biraz daha detay veririz. O zaman parça geliyor. Evet, ben fade attım çünkü yine alacağımızı aldık açıkçası. Erken dönemde hep söylediğimiz gibi Almanların İngilizce rap yaptığı ekolden geliyorlar. Ama zaten Doğu Berlin'deki öncülerden bir tanesi kendileri. O yüzden listemizdeler. Cenk'cim, ekleyeceğin neler var? Şöyle, MZ ile çalışıyorlar ve şeyi söylemiştik ilk yayınlarda. Doğu Almanya, yani sosyalist Almanya diyelim. Ve oradaki sosyalist eğitimde hip hop'u bir şey olarak görüyorlar. Break dance ve grafitiyi bir sanat formu olarak görüp halk evlerinde insanları tanıtıyorlar. Bir garip bir form oluyor yani. Hip hop böyle devlet gözetiminde enteresan bir şekilde insanlara aktarılıyor. Ve ondan dolayı genelde doğudaki rap, Alman rapçilerine biraz daha bu işin mental anlamda oturmuşluğunu görüyorduk. Aerial Dopting'in 93 ile 95 arası ilk tek albümleri var, 95'te çıkıyor. 93-95 arası birçok şeye, compilation'a, toplama albüme işleri var. Ve genel anlamda da şeyler böyle daha çok, nasıl diyeyim, Golden Era rapine bir tık benziyor aslında. Ya da daha, nasıl diyeyim, daha çok böyle drum breaklerin falan ön planda olduğu, şu an dilim biraz dönmüyor ama çünkü Almanca bakıyorum bir yandan. Ha, eyvallah. biraz daha, nasıl diyeyim, çok böyle rap anlamında anlaşılmamış ama o dönemin İngiliz rapinin, Amerikan rapinin daha doğrusu sound'u alınmış, birebir, evet. Evet, sound'u alınmış hali ki zaten hani birçok yayındır da şeyi söylüyoruz. 99'a kadar falan Almanya'da Alman rapi otururken bunlar her yerde görülüyorlar. Benim de bu konuyla ilgili ekleyeceklerim bu kadar. Yani aynen dediğim gibi burada zaten üstüne çok çok uzun uzun konuşacağımız Asiatic Warriors olur. Dissect de biraz olabilir. Advanced Chemistry falan olur yani. Zaten şey çıkardığım notlar Fresh Family, Advanced aynen. Chemistry, Jazz Canteen. Onlar bir sonraki slide'da diye şu an firma. Bu slide için söyledim. Aynen aynen. Okay. ABS var. Bu sıradaki grubumuz Vezel'de kuruluyorlar. Bu grupta en çok tanıyacağınız isim muhtemelen bir dönem Kul Savaş'la da paslaştığı için Ercan Koçer, yani Ercan Diz olur. Doğru okuyorum herhalde. Diğer grup üyeleri Steve Austin, Disco Polo ve DJ Salishes. Almanca rap yapıyorlar ve 93'te kuruluyorlar. ABS'ten de bir parça dinleyelim. Üstünde konuşursak konuşalım. Ekleyeceğimiz bir şey olursa. O zaman ABS Focus geliyor. Evet Cenk'cim, fade attım ben. Okey. Bir dakika. Hiç sorun yok, hiç sorun yok. Oo. Okey, iyiyim. Tamam, sevindim buna. abi, şeyin farkındasındır ufak sound anlamında. Kum'dan bu arkadaşlar. Dortmund taraflarındalar. Ve biraz ufak şey de var. Dönemin böyle, evet, bir önceki parçanın daha erken dönem olmasıyla alakalı olabilir. Tabii. Bu biraz daha 2000'lerin parça yani. Evet evet. Ve şeyler. Biraz daha aslında kuru mantığı gerçekten var. Mesela bazı parçalarda ekipten sadece biri var. İşte biri prodüksiyon yapmış vesaire vesaire. Ama yine işte Rag'da bahsettiğim şey burada da var. Yani bir şey anlatmayı keşfediyorlar yavaş yavaş. Zaten mesela flow falan da daha güncel aslında. Güncel değil de daha işte 90'lar flow. Bir önceki parçadaki flow durumuyla bu parçadaki flow durumu arasındaki dağlar gibi farktan ziyade. Ama şey var mesela, şeyi fark etmişsindir. Ufak sample anlamında o dönemde bir gitarlar, belli notalar çok yaygın. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Aslında ABS ile alakalı notlar alacaktım. Yani notları çıkaracaktım ama dedim gerek yok. Yani çünkü şeyler aslında. Çok çok bir şey değiştirmiyorlar ama evet. Şeyi görmek anlamında güzel bir şey yani.
ilk sadece Stuttgart'ta değil, Almanya'nın başka yerlerinde de rap'li bir şeyler anlatma üzerine kafa yoruluyor. Ya zaten şey, önümüzdeki haftalarda MOR konuşacağımız vakit oradan ister istemez Optik'e bağlayacağız. Optik de zaten bu grubun frontmeni diyeceğimiz Ercan Diz'de olduğu için biraz daha en kötü detaylıca orada değiniriz. Problem yok o konuda. O zaman sıradaki grubumuza geçiyorum abi. Anarşist Akademi. 1989 yılında kuruluyorlar. Lüdenscheid, herhalde doğru okuyorumdur, şehrinden geliyorlar. Grup üyeleri Deadly T, Babak, Beauty ve Big B'den oluşuyorlar. Daha sonra daha bilindik bir isim, yani Almanya piyasasını takip edenler için daha bilindik bir isim olan Doppel A grubuna evriliyorlar ondan sonra birkaç eklemeyle beraber. Ama bu işte Doppel A'nın erken proto dönemi diyebilirim Anarşist Akademi için. Oradan ne gelebilir? Stop Faşisten gelsin. Evet, Cenk, ben fade attım yine. Zaten birebir açıkçası bir Public Enemy denemesi görüyoruz bence burada. Katılır mısın bilmiyorum. Denemesi değil de bayağı ilham alınıyor orada. Evet. Bunun sebebi de şu, bence yani dünya rap piyasasında, sahnesinde çok az örneğini gördüğümüz bir örnek bu grup. Çünkü yani şeyle Zap Fanzin isimli bir anarşist kolektifin çevresinde sayesinde buluşuyorlar bu ikili. İlk şeylerin ismi, ilk mixtape'lerinin ismi Faşisti Nasıl Öldürürsün? Bir Faşisti Nasıl Öldürürsün? Yayınladıkları 92 yılında yayınladıkları ilk şey bu. Açıların ismi bu. Ardından Türkiye ile alakalı şey oluyor. Solingen yangını sonrasında 93'te. Solingen 93'teydi galiba. Hı hı. 93'te Solingen'den sonra hemen Solingen mixtape çıkarıyorlar. Solingen'deki şeylere. Şehit. Denebilir, evet. Okey. Lere dayanışma anlamında. Yalnız şöyle enteresan bir şey oluyor. Biraz daha ileri gideceğim. Kuru Savaş Urteil'i yaptığında bu Urteil parçasındaki bir sözden dolayı Kuru Savaş'a diss atıyorlar. Aa bak, bunu bilmiyordum ben. Sen faşist misin kardeş? Sen hayırdır? Rap şey işte yani. Diss çok şey olmuyor. Ama Intro D diye bir sitede yayınlıyorlar. İşte hafif böyle çok mainstream olmayan bir platform Intro D. Yüklendiği gün 25 bin dinleniyor ki büyük bir rakam. Ki en çok satan, daha doğrusu en çok dağıtılan mixtape'leri 7 bin falan bu arada. Ama onlar da o furyaya katılıyorlar. 96'da yeni bir fanzin başlatıyorlar. Cephedeki Anarşistler ismiyle. Hı hı. 95-98 arasında da Diddly T kendi solo olarak birkaç parça çıkarıyor. Rap müzik içerisinde benim şu ana kadar gördüğüm belki Kenny Arcana denebilir. Hı hı. Gerçi Kenny Arcana bu kadar anarşist değildi ama gerçekten anarşist pratikleri uygulayan tek grup falanlar. Yani şey olarak galiba bir tane mainstream yani mainstream değil mi? Commercial, yani basılan, tamam, parayla satılan albümleri var. O da galiba bir şey, dayanışma, Afro-Amerikalılarla dayanışma fonu mu, Afrikalılarla dayanışma fonu mu, öyle bir yere gidiyor. Benim çok ilgimi çeken bir gruptu ama rapleri çok dayanılır değil evet, maalesef. Evet evet, yani en fikrim kesinlikle bunu. Biraz o anarşist pratiklerin ve anarşist fanzinleri de şeydir ya böyle. Çok güzeldir aslında içerik anlamında ama şey olursun böyle, bakarken gözlerin falan yanar yani. Biraz onun müzik versiyonu yani. Evet. Ama mesela gerçekten şeyi merak ediyorum. Mesela senin bildiğin var mı? Gerçekten bu kadar anarşist. Yok. Pratikleri öyle içselleştiren bir grup. Yani ben grup demeyeyim de solo olarak Amerika'da olabileceği kadar Paris. Yani Amerika için fazla bir anarşizm o çünkü. Biliyorsun. Amerika'nın solu burada liberal çünkü. Yani. Ya, hani Paris derim yani belki ama. Ve o yüzden ilgi çekici bir gruptur. Bence rap müzik tarihine dair de bilinmesi gereken bir grup. Çünkü hani fanzin çıkarıyorlar, anarşist
Evet. Cephede çok şeyler. Zaten underground olmalarına hatta... rağmen, aşırı underground olmalarına rağmen mutlaka konuşmamız lazım diye elerken onları tutma sebebim biraz buydu zaten. Kesinlikle bilinmesi gereken bir grup hani tavır yüzünden. Ya şey var bu arada hani Kul Savaş'la olan beef demeyeyim de atışmaları sürüyor ama ben onun tam içeriğini bilmiyorum. Hı hı. Bir de hani 2004-2005'e araştırırken çok zorlanıyor insan. Evet. Yani. Çünkü ya çünkü Almanya'da dergicilik var tamam mı? Böyle şeyler dergilerden yürüyor ve 2004 yılındaki derginin mesela şeyi yok, PDF'i yok ki arayayım bulayım diyeyim. Öyle bir şansım olmadığı için çok beef'in detaylarına inemedim ama yani bildiğim şey şu, Urtel'de bir laf geçiyor. Lafın ne olduğunu bulamadım. Birinin ismi geçiyor. Ona çok triggerlanıyorlar. O yüzden bir diss atıyorlar. Sonra da şey yapıyorlar genel karşılıklı olarak. Bak, bu savaş cevap vermiyor ihtimalle. Bak, ilk anı yani The Populist. Evet. Onun da arkadaşlar kanalını takip ederseniz sevinirim. Yayınlara başladı. Mesnefe'den tanıyorsunuzdur. Kendisi Almanya'da yaşıyor. Bravo diye bir dergi vardı demiş mesela hani erken dönem için. Biliyor musun bilmiyorum. Evet. Ya bilmiyorum ama daha Almanya'da çok, çok fazla dergi. Zaten ağırlıklı Spin Mag'den falan yürüyordu bir ara yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Backspin. Backspin. Pardon Spin Mag diyorum ya. Backspin. Spin Mag şey drum kit satan site. Backspin. Ondan sonra direkt Hip Hop D var. Bu arada mesela geçtiğimiz haftalar Hip Hop D'de dedi ki abi biz okey görüşürüz. Aa. Kendinize dikkat edin. Ben çekti. Backspin zaten şey şu an sadece podcast yapıyor. Peki bir şey soracağım. Evet. Sitenin kurucusu peki herhangi bir label'da A&R olarak işe başladı mı orada da? Yapmasam ölürdüm. Yine geldi. Favori şakam geldi. Bu benim de favori şakam. Bayılıyorum ona. Ve senden sonra birkaç konuğumuz daha bunu uyguladı yani. Biri Mali, biri Direncan falan. Yani bir akım başlattı yani. Teşekkürler. Bu arada ben bunu gerçek hayatta da yapıyorum. O daha saçma. Değil mi? Dersteyken falan. Hoca böyle kötü bir şaka yapınca yapıyor musun? Oldu o zaman. Yok. Ama arkadaşlarım yanında yapıyorum böyle. Salakça bir şey söylüyorlar bazen. Hani görüşürüz falan. O zaman ilerliyorum abi. Okey. Sıradaki... Absolute Beginner'a mı geldik? Bakıyorum. Evet. Absolute Beginner'a geldik. Hamburg'dan geliyorlar. 90 yılında kuruluyorlar. Denyo, DJ Mad, Boba Fett, Mardin ve Toto. Ama grup aktif olarak aslında iki kişi devam etti daha sonrasında. Yanlış bilmiyorsam. Underground'da önemli bir grup. Boba Fett'i birçoğunuz Fuat abiden biliyorsunuzdur zaten muhtemelen. Çok yaşa. Okay, Winchester okay. Hoş geldin. Halledim. parça mı dinleyelim? Bir şeyler söyleyip mi geçelim? Ne dersin? Sen direkt parçaya gir, tamam. Ben parça çıkışı sözümü alayım. O zaman olur. O zaman Absolute Beginner Natural Born Chalice geliyor. Evet ben fade attım bu arada. muhtemelen okay. Yani ilk müsait güne ben telafi haftalık global yani AKA Popo yayınımızı yapacağım merak etmeyin. Ama biz yani bir buçuk aydır haftalık haricindeki çoğu yayını yapamadığımız için hadi Hip Hop 101'de de biraz ilerleyelim diye bugün girdik. Bugün şey bilgilendirici yayındayız. Evet. İzlenme başlarım abi o zaman. İzlenme sayılarımızın anında düşmesinden de anlayabileceğin üzere goy goy bittiği anda. Kaç olduk ki? Şu an 36. İyi. Ya, benim için sorun yok canım. Abi şöyle bu arkadaşlar 90'ların başında kurulduklarında İngilizce rap yapıyorlar. Birçok Alman rapçisinin background'unda olduğu gibi. O zamanlarda isimleri Absolute Beginners. Hı hı. Daha sonra Absolute Beginner yapıyorlar bunu. Ve bu Almanca'ya arada, dönüyorlar. Cenk bu arada şeyden biliyorum kameran doldu şu an kafa sallıyorsun sadece. Ya görüntü nasıl takıldı. Da? Bir kamerayı kapat, aç tekrar istiyorsan. Evet geldin abi, geldin. Ama çok güzel kafa sallıyordun, ben ondan cif yapacağım. Okey. devam ediyorum. Korkuşlu video gibi oldu dende. Ama çok güzeldin. Okey. Bak abi, şu an yapıyorum. Buydu yani. Bak
aklıma çok kötü espriler geldi ben buna. Tamam. Şey, senin küçük oyuncaklarını yapıp arabaların torpidosunun üstüne koymak istedim şu an o konsol kısmı. Evet, çok güzel kafa sallıyordu. Discord'a bakar mısın? Bakıyorum bir saniye. Çok güzel şaka. Ama okursak yanacaksın. O yüzden okumuyorum. Okay, hakikaten. Bunu şu an buradan dönmemiz lazım. Evet, evet. Bakın sen... çok bizi çok hızlı döndürür müsün lütfen? Evet, Absolute Beginner hakkında ne düşünüyorsun? Tamamdır. Bu kadar hızlı. Abi, 94'te ilk Almanca işlerini yayınlıyorlar. Flashings olması lazım. Pardon. Yok. Bak bakayım yani. Bekle. Google Keep'e. Hemen gidiyorum. Tamamdır. Ben şakanı izninle chat'e yazabilir miyim ya? Ayıp oldu. Nasıl olsun? Tamam yaz. Şey olmaz o. Okey yaz. Flashinism albümünü yapıyorlar. 94'te. EP'lerinin ardından. Ve müziklerinde şöyle bir durum var. Sosyal konulara değiniyorlar. Biraz daha Fantastic Fia kafasındalar aslında. İkisinin arası gibi. Yani Fantastic Fia kadar pop değiller. Ama sosyal anlamda bazı noktalara parmak basıyorlar. Ve sonra da Universal'la anlaşıyorlar. Universal'ın alt label'ıyla, Motor isimli label'la anlaşıyorlar. 98'de de Bumble isimli albümleri çıkıyor ki patlayıp gidiyor. 250 bin satıyor ve 2000 yılında da altın plak ödülü alıyor. 2003 yılında da Beginner ismine geçiyorlar. Aynen. Blessed Action Heroes isimli bir albüm çıkarıyorlar. Filmleri falan çıkıyor. Oh, şey, şey değil mi? Alman kovalası. Orada da acaba şey Dark Knight'tan replik çalındı mı acaba o filmde de? Neyse, ben dizimi atmak istedim, devam edelim. Okay, görüşürüz. Herkes kendine dikkat etsin. Yine kapatayım. Benden bu kadar. Hayır. Ya abi genel anlamda önemleri şu. Fantastic Fear'a kadar pop değiller. Yani hafif bir müzik yapmıyorlar. Biraz daha şeyler aslında. Gerçekten bir füzyon. Yani ne Afro Trap aslında ne dümdüz pop. İkisinin arasında güzel bir füzyon buluyorlar ve bu füzyon yüzünden de önemliler. Yani bu arada yaptıkları şey de ilk EP'lerini ve ilk albümlerini anlatıyor. Belgesel film aslında. Film dediğim ha, hani. Eyvallah. Belgeselimsi bir şey. Çünkü dediğim gibi Almanlarda o dönemlerde rap medyası diye bir şey var ve böyle şeylerin önemini bildikleri için böyle şeyleri yapıyorlar. Bizdekiler gibi label olup kaçmadılar. Biraz daha biyopik gibi anladım ya. Ve bu yüzden de önemli bir gruplar. Söyleyeceklerim bu kadar. Sırada kim var? Hemen ona bakalım. Hemen sonra notlarıma geçeyim ben de. Tamamdır. Bu arada ihtiyaç, içecek, tuvalet falan mola vermek istiyorsan bekleyebiliriz. Hani 1,5 saati devirdik yok, çünkü. Su. Tamam ben bir su doldurayım. Tamamdır hani sıkıntı yok. Kahve falan alayım. Hemen tamam, geliyorum. Sen o sırada direkt grubu aç ya istiyorsan. Hani tamam. Şey DMC'den sorun olmayacaksa. Yo açayım. Çünkü Asyatik üzerine benim söyleyecek bir şeyim yok. Öyle mi? Tamam. Tamamdır. O zaman geliyorum abi. Tamamdır abi. Sıradaki grubumuz Asiatic Warriors. Azat sizin burada en çok bildiğiniz figür. Azat, D-Flame, A-Bomb ve Combat'den oluşuyorlar. Frankfurt'ta kuruluyorlar. Kaç yılında kuruluyorlardı? 92 yılında kuruluyorlarmış, not almışım. Almanca, İngilizce, Türkçe ve Kürtçe vokaller görüyoruz Azat'tan dolayı bu grupta. Cenk gelince üzerine birkaç bir şey söyleriz gerçi ama ben parça açayım. Asiatic Warriors featuring Savaş, yani bildiğimiz Kul Savaş, Life's a Fight geliyor. Birleşmiş Milletler diriyle peki. Evet, Cenk'cim hoş geldin. Fade'i attım ben.
Hoş bulduk. Azat falan var ya grupta. O yüzden Azat ve D-Flame yüzünden biraz bir şeyler söylersin diye düşünüyordum ama hı-hı. yani biraz hani burada yani göçmenlerin bir araya gelip hem hı-hı. hani bilingual bir şekilde hani çok dilli bir grup yani. Kürtçe kısmını söylemişsindir. Kürtçe söyledim. Azat grubun frontmeni ve Azat'ın aynı zamanda bir Kürt milliyetçiliği yönünde olduğu için Kürtçeyi bolca görüyoruz açıkçası. Günümüzde de görüyoruz yani hala. Aslında 89'da kuruluyorlar. Bunları söyledin mi bilmiyorum. 90 dedim ben. Golden Loco. 90 dedim de 89 mu? Golden Loco olarak kuruluyorlar. Golden Loco grubu. Evet ben o infoyu bilmiyordum o zaman. Kuruluyorlar. O zamanlarda da şey var. D-Flame'le Combat var grupta. Hı, yani bir producer, bir MC olarak. Ardından Azat'la A-Bomb geliyor. Ve Asiatic Warriors ismini alıyorlar. Genel anlamda iki tane albümleri var. İkisinde de bu Kul Savaş'ın olduğu parçayı açmıştım galiba. Live is a Fight. Aynen. Ve aynı müziği yapıyorlar. çok böyle şey değiller yani. Hani okey. Standart ne alacağını biliyorsun. Daha çok milliyetçilik. Evet. Diasporaya satılabilecek bir şey aslında. Ya Azat zaten hala aynı şekilde var oluyor. Ben Azat'ın rapini hala aşırı beğenmiyorum mesela. Yani. Evet. Ya kötü, bence kötü değil Almanya için. Kötü değil. İyi de değil yani. Ya kötü değil yani orada hani Samra falan varken Azat'ın rapi kötü değil ama yani şey değil biraz. Diasporanın ve biraz Kul Savaşı'nın arkadaşlarıyla hala var olan birisi olduğunu düşünüyorum. Ha bu arada iyi hitler alıyor. Yani izlenmeler bazında falan ama yani bunun ne kadarı müziği yüzünden emin değilim. Azat özelinde tabii yani. Bu. Hadi o zaman Dissect'e geçelim. Bu arada Dissect'e geçeceğiz ama analfabeteni almamışım. Onu bir şaşırdım. Slide'ımda görüyorum. Çünkü Underground'da onlar da bilindikler ya. Ama yani çok da ekstra bir fark yaratmadıkları için almadık muhtemelen değil mi? Şimdi görünce hatırladım da. Evet. Yani şimdi Dissect'e Advanced Chemistry, Absolute Beginner gibi bir evet. grup almadıkları için. Emir'cim iyi geceler. Bence Dissect'e hakikaten en önemlilerinden biri ya. Aynen Dissect'e geçiyoruz o zaman. Anladım. Dissect'e daha önce Ace grubunda Dissect'e ve B-Tight'ı zaten konuşmuştuk. Burada diğer üyelerini ben sayayım. Bu kolektif aslında 1998'de kuruluyor dense de hepsinin solo kariyerleri daha eskiye dayanıyor tabii ki. Berlin'den geliyorlar. İçinde yer alan MC'leri tamamını ben bir sayayım size. Zido, B-Tight, Bent, Furman, Tony D, M.O.K. Yani M.O.K. diye yazılıyor ama Almanca'da da böyle mi okunuyor bilmiyorum. Alpagan. Kendi de şarkılarına Mok diyor zaten. Ha, eyvallah. Çoğunuzun Türkiye'deki düetleri ve işte Türkçe yaptığı şarkılardan da bildiği Alpagan. Greco ve Diego'dan oluşuyorlar. Almanca rap yapıyorlar. Bu kolektifin bir araya gelmesi 97-98 gibi ama aslında bakarsak daha önce de söylemiştik. Solo geçmişleri çok daha eskiye dayanıyor yani. Yine bir parça dinleyelim istersen Dissect'ten kolektif olarak. Gerçi onu galiba şey yaptık diye yani solo çoğunu şey almışım abi solo almışım açıkçası. Yani toplu hepsini bir arada olduğu parçayı çünkü zaten şeyde hatırlıyorum ilk yayında sizi de konuştuğumuzda bir Dissect de dinleyelim deyip aldığım için şu anki kısma hani playlist slaytlara göre gidiyor ya bende. Mesela Alpagan'dan bir parça almışım ayrıca. Mok'tan almışım falan. Alpagan'a bakalım isterseniz. Üstünde duracağımız isimler çünkü biraz daha Zido ve B-Tight işte dışındaki isimler. Royalty Yes olarak var mesela. Alice is Dissect de var. Onu dinledik daha önce diye onu geçtim. Hani ilk yayında onları dinledik diye geçtim. Tamam okey. Alpagan'dan. Sen o zaman kafana... Tamam o zaman Alpagan'dan açayım hani bir parçayı. Hemen geliyor. Bekletiyorum şu an. Nerede? Burada. Alpagan Made in Türkiye featuring Sami 51. Güncel bir parça ama bakalım neymiş yani. Siz de görün. Geliyor. Evet. ya ben fade attım çünkü gerçekten bu da döner dirili yani. Döner dirili bu da çünkü yani. Ben katılmıyorum. Bence eğlenceli. Yani şöyle eğlenceli. Şeyden iyi. Atıyorum bir Merol'lara, Katar'lara falan baktığımızda onların yanında daha kaliteli. Ama sonuç olarak şey var hani lirikal içerik, imajlar ve biraz da günceldeki soundlara falan yine... Oynuyor.
Evet. Diasporaya oynuyor ve biraz döner dirildeme sebebi de özellikle mesela haftalık globalde bir işini dinledik abi. Abi hani abi Eminem I'm Afraid'i de birebir çakmazsın ya. I'm Not Afraid'i pardon. Yani o da yani klasik Ya vizyonsuzluğunu gösterdi yani. burada şey diyor, veteran şey yazmış, AKP dirildirmiş de ben katılmıyorum ya. Ya o gurbetçilerin çoğunda Çünkü maalesef şey onu göreceksiniz arkadaşlar bu arada. bir şey falan diyor ya başta, hani işte Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı Ha. hepsi bizim kardeşler Ya falan. Hani Almanca çok bilmememe rağmen şey değil, zaten anladın benim mı? Mardin'den de Ankara'dan da biraderlerim yanımdayı anladım mesela yani. Evet, Arabamın mesela silahımda mermi doluyor anladım falan yani yarısı Türkçe olduğu için anlayabiliyorum. ya şey de değil, hani oradaki milliyetçilik refleksi şey abi, hani Alman tarafından kabul edilmedikçe ya da böyle hissettikçe Evet. bu tarafa gidiyor ve bu tarafa gidince de bu tarafta kendini güvende hissedeceği, yani hissettirecek daha doğrusu şeyler yazıyor. Bu şey gibi değil Ya ya, bir biraz şeyde şey. Türk milliyetçiliği yapmak gibi Yok, değil. burada biraz Orada bu olay şey street credit mevzusu, sokak kredisi mevzusu aslında burada bu olay biraz. İki taraf yani oradaki bütün milliyetçilik ya da diasporayı oynama üzerinden kasanların olayı biraz da street credit mevzusu aslında baktığımız zaman. Kendi getolarında. öyle de diyebilirsin. Ben o kadar görmüyorum ama hani, yani şey doğru mu? Hani dediğini doğru anlamak için soruyorum. Hani şey, öyle hissetmese bile state credit kasmak için Evet. bunları name drop yapıyor. Ben Evet. öyle düşünmüyorum ama öyle de yorumlanabilir. Bu da hani full karşı olabileceğim bir şey Ya değil. Çünkü bunu Alpagan'ı sadece tanımam. bunu sadece bunu sadece Alpagan özelinde söylemiyorum. Hani burada güzel bir konuya değinelim diye bunu açtım biraz da. Birçok oradaki Alman yani Türk kökenli ya da işte Kürt kökenli Alman rapçinin hani buradaki ülkeyi özlüyoruz ayağından. Mesut Özil bunun futboldaki örneği. Yani ben orayı çok özlüyorum ama işte fırsat yok ki gelelim falan ayağı yapmasını. Biraz da ben oradaki kendi community'lerindeki, diasporadaki kredileri için olduğunu düşünüyorum. Yani samimi değil çünkü. O açıdan diyorum. Yani bunu sadece Alpagan özelinde söylemiyorum ben yani. O zaman sekteye bir gireyim ufak. Aynen sen ona gir. Aslında ya yani disekte olarak değil ama second müzik olarak bakmak lazım. Bir Çünkü label aslında bu bir olarak label, bakmak evet. lazım ki, Bu label. evet, resmi olarak tırnak içerisinde 2006'da kuruluyorlar ama resmi tarihi bu, dediğim gibi. Çünkü daha önceleri de bir network gibiler. Birbirlerine iş basıyorlar. İşte abi şu şirket sende, bu şirket bendecilik yapıyorlar aslında. Ki zaten ekipte de Sido ve Mok teknik olarak label'da değiller. Başka label'larla çalışıyorlar. Ama yine de Sekten müzik içerisinde kabul ediyorlar. Biraz da crew gibi aslında. Crew'la label'ın bir melezi gibiler. Genel olarak hani burada label oldukları için albüm hani şarkı şarkı konuşmak değil de, enteresan bir şey olarak 2009 yılında Alman federal inceleme dair şey gençlere zararlı içerik inceleme dairesi olarak bayağı tomot çevirdiğimizde disekte üzerine bir soruşturma açıyorlar. Desample Twice, yani Sampler 2 albümünü ne kadar güzel değil mi Almancası, 2 ve 3 üzerine bir şey yapıyorlar, soruşturma yapıyorlar. 2011'de de Alphagan çıkıyor label'dan. Kendi Grogi ile label'ını kurdu beraber. zaten. Kendi label'ını kuruyor o da aslında. Biraz daha ticari çıkışı o aslında. Grogi değil de Groki. O da kendi label'ını kuruyor. Ausdam Nichts Entertainment. Alphagan, bu arada Alphagan label kurmuyor ya. Başka bir label'a geçmiyor mu? Kendi Yok. label'ı mı kurdu? Kendi Yeni mi? label mesela abi şey yeni dediğim hani 2012-13 yanlış şu an sallıyor da olabilirim ama hani, yani bir 7-8 yıllık mazisi var bu hani ayrılıştan sonra kurduğu Ecir label. Şey mesela Samra'yı o anonim diye maskeli bir eleman falan vardı ya bugün günümüzdeki elemanlar. Onları piyasaya süren Alpagan kendi label'ı üzerinden. dur bakayım, benim switch yazdım, acaba o label kendi kurduğu label mı? Ben şey demişim burada not alırken. Alphagon switch to major moves label Mesela şey o diye anonim not almış. Bu bu kendi label mı acaba? ya o anonim ve Samra ki Samra'nın çıkış yaptığı parça The Ains falan mesela direkt Alpaga'nın kendi kanalından falan yayınlanmıştı bu sebeple. Aynen Bushido mantığı. Öyle bir label'laşmaya gitti ama çok başarabildi. Yani mainstream bazında çok başarabildiğini söyleyemem yani. Bir de nargile tütünü falan çıkarıyor. Şaka değil sıfır şaka ama çok kötü tütünler arkadaşlar. İçiyorsanız almayın. Yani.
Almanya'da böyle bir akım var biliyorsun çünkü abi. Oradaki bütün rapçiler bir süre sonra yeni kendilerinin Amerika'da biliyorsun medikal marijuana işine giriyor rapçiler ağırlıklı olarak. Ama Almanya'da bu legal olmadığı Evet. için herhalde alakası da yok yakınlık bazında hani. Ama Alman rapçilerde de böyle bir kendi tobacco line'ımı kurayım, tobacco markasını kurayım, tütün satayım kafası var yani. Disekte'nin öneminden bahsedelim. Hani bir Agro Berlin değiller. Agro'dan çok bahsettik. Agro'nun Evet. yaptığı etkiden dolayı ama sekte Agro'dan da önce, çünkü hani 90'lar aslında sektenin Evet. kurulması. Sekte ilk defa ciddi bir müzikal duruş sergiliyor. Zaten sektedeki isimler zaten saygı duyulan isimler Underground'da. Bunların her biri yan yana durarak bir müziği promotluyorlar ve aslında işte Kul Savaşların vesairelerin daha da artık 2000'lerin başında ileri gittikleri müzik tarzının ilk şeyleriler. Ne derler ona? Öncü Pioneer. Tarikatı. Evet, öncü. Öncüleri olarak görüyorlar. Bu yüzden de çok saygı duyuluyor. Yani şöyle mesela artık sektenin ismen o kadar bir ağırlığı yok günümüzde. Yani 2010 hani Alphaga'nın çıkışı vesaire vesaire gibi noktalardan sonra şey anlamında da önemli bir şey aslında. Gerçekten bir dönemin Alman rapinde Kadıköy Acili olarak belki bir nebze görebiliriz. Bir müzikal şey anlamında söylüyorum. Kadıköy Acili'de de hani sevsek sevmesek de bir müzikal bütünlük vardı. Evet. Bu müzikal bütünlüğü gösteriyorlar ama farkı şu oluyor Kadıköy Acil'den. Commercial anlamda da başarılı oluyor. Ve bir anlamda bütün Almanca rapi oraya doğru itiyorlar. Bu yüzden önemli sekte. Ya da Aynen. sektin müzik. Artık hangisi dersek sırada kim var? Advanced Chemistry ve bizim için Okey. önemli figür olan ona şeyde gireceğiz ama bu var bu. Bu sen konuşursun diye ben not almadım Ya onu. onu zaten Yani. bu ya da çok burada yüzeysel değineceğim. Çünkü Türkçe rap tarihi yapacağımız yayında daha detaylı mixtape üzerinden değiniriz. Ama yani esas geldiği grup Advanced Chemistry diye biraz hani burada değineceğim yüzeysel. Yani normalde yüzeysel geçeceğim bir isim değil ama hani Almanca rap bazında yüzeysel geçerim ister istemez. Çünkü Türkçe rap tarihinde daha önemli yer kaplıyor. Heidelberg'den geliyorlar. Öncü gruplardan bir tanesi. Torch, Toniel, Linguist ve Mike MD'den oluşuyorlar aslında ve Bulvar Bu da bu grubu destekleyen figürlerden bir tanesi. Bülent Testiker. Okey, ufak bir lavabo arası rica ediyorum. Tabii ki abi. Ben girişi yapıp devam ediyorum. Sen geldiğinde şey yaparız tekrar. Tamamdır. 87 yılında kuruyorlar. Dediğim gibi hani Bulvar Bu da daha çok bizim için önemli. Türkçe rap için. Almanya'da da saygı görüyor ama hani bizim için öncü figürlerden bir tanesi aslında. Bir parçayla giriş yapalım. Advanced Chemistry'ye. Operation Artikel 3. Şu 3'ün Almancasını unuttum. Peki. Geliyor. Chemistry ve Bulvar Bu düeti. Bakalım. Evet. Hoş geldin Jack. Ben fade attım. İyi misin? Okey. İyiyim ya, kapı Yok. çaldı. Çok çok bağırıyormuşum Yok yok şey ya hani bir taraftan da hastasın ya o yüzden merak ettiğimden sordum hani. Yok yok yok, gayet iyiyim sağlık açısından. Anlaştık. Saçma sapan geldi ya kapıya. Çok ses çıkarıyorum falan diye. Biz bayağı bir Kuş, ben dinledik. haftanın 3 günü sevişme sesleri dinliyorum üst kattan. Yeter be. Abi benim üst katım çok kötü bir şekilde meşhur da sitede. Çok enteresan Allah. sesler Ve çıkardıkları yani için. üst katına buradan bir duyuru geçeyim. Arkadaşlar pandemideyiz. Bari sosyal mesafeye dikkat ederek. Ya yok. Bak, şu sitede beni kim uyarsa okeyim ama onlar değil yani. Çok şeyim. Neyse, sen basic infoları vermişsindir diye oraları geçiyorum ben. Basic infoları verdim ben abi. Hani grup üyeleri, kurdukları yıl ve biraz çok çok ufak hani Bulvar Bu'ya değindim. Hani bizim için neden önemli olduğu konusuna değindim azıcık. Evet, zaten hani onu hani sen Türkçe rap yayınında konuşacaksın Aynen diye aynen. o kadar girmiyoruz oraya. Bu grubun önemi şu aslında, bizim Amerika'da gördüğümüz işte bu native hareketler var ya, işte Killer Mike örnek Evet. verebiliriz yakın dönemden. İşte
ana dil muhabbetlerini falan ama entelektüel anlamda ilk gerçek rap temsilini dile getiren gruplardan bir tanesi. Alman kimliğini sorgulayan Afro-Almanlığı kimlik olarak reddeden işte Almanya'nın da bir sömürge geçmişi var çok bilinmese de. Evet. Birinci Dünya Savaşı'nda bayağı şey diye veriyor. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda Almanlar bayağı şey diyor. Ya kanka bize de bir 2-3 bir yer verin falan filan diye. Böyle saçma sapan yerler veriyorlar Almanlara da. İşte hani sömürge geçmişini falan masaya yatırmayı teklif eden. Evet, teklif eden şeylerden biri ve Zulu Nation üyesi tek Alman grubu. Yani siyahi hareketlerinde içinde olan ilk ve tek Alman grubu diye biliyorum. Alman rapçileri diye biliyorum. Bu anlamda da şey ya bir şey değiller. Hani anarşist bir kolektif falan değiller ama bizim artık Amerika'da çok gördüğümüz bu dördüncü dalga hareketlerin social justice hareketlerinin ya da kimlik hareketlerinin de denebilir. Hani LGBT'yi falan da içeri alıp. Evet. Almanya'daki ilk karşılığı Advanced Chemistry. Müzikal anlamda çok bir şeyleri yok. Başarıları yok. Ama işte hani yani şöyle enteresan bir durum var. Bizi, işte, bir ülke bu, burada araya giriyor. Müzikal anlamda Almanya etkileri yok ama Türkiye'yi en fazla etkileyen gruplardan bir tanesi. Evet. Bu evet, açıdan işte yani, onu söyleyecektim. Bizim üzerimizde onu çok etkisi var yani. Evet yani. Müzikal anlamda bir başarısı olmasa bile hani Almanya'daki Afro-Alman kitle üzerinde de etkisi var. İşte Türk rap müziğinde de etkisi var. Ya ben mesela Bo'yu şöyle keşfetmiştim. Onun biliyorsun mixtape'inin kapağı şeydi ya kimlik. Evet, Türk kimlik kartı evet. Evet hani böyle şey olmuştum. Suikast D'de böyle görüp ne biçim albüm kapağı lan. Ama yaratıcıymış bence. Albüm kapağı lan. Yaratıcıymış bence. Evet evet. Evet evet. Şey olarak söylenebilir. Hani Amerikan conscious rap Almanya'daki ilk karşılığı denebilir. Hani çünkü daha önce de evet işte Stuttgart vesaire var ama onlar biraz daha storytelling'e kayıyorlar. Bu kadar kimlik politika de otorite konularında veya sömürge gibi konularda yoklar. Bunda ilk çünkü hepsi Alman. bu arkadaşların önemi de bu Türkiye'de göremeyeceğimiz bir şey aslında. Türkiye'de çünkü çok çok derin bir tartışma konusu açacağım ama bugün Joji diye bir rapçi var. Yani Kürtçe rap yapıyor. Kürtçe Türkçe rap yapıyor. Ve bence çok iyi rap yapıyor. Dinlemedim hakikaten hiç. Çok iyi rap yapıyor. Hiç dinlemedim. Ya şey değil anladın mı? Şöyle kötü. Yani işte senin benim dinleme düzeyimde kötü. Ama atıyorum sadece Joker dinleyen biri olsaydım. Yani Türkçe rap bilgim o kadar olsaydı. Çok yukarılara koyardım. Ama hiçbir zaman koyulmayacak mesela o herif. Eyvallah anladım. Ki bu arada mesela parçalarında da bayağı şey yapıyor. Yani PKK'ya falan giydiriyor yani. Ama bir AKP şeyi yok. Eyvallah. Ama yani duruş anlamında da şeyi kavramış. Rap'in ne olduğunu falan kavramış yani. Ama mesela hiçbir zaman olmayacak. Şey de öyle. Advanced Chemistry de öyle. Hiçbir zaman Backspin'de falan kolay kolay görünmemişler dönemlerinde. Çok böyle parlayan işleri dışında. Mesela çok dışarıda tutulmuşlar genel anlamda. Hakları da çok sonraları verilmiş. Çok fazla sivri oldukları için. Ne kadar tanıdık bir hikaye değil mi? Aynen öyle. sıradaki grubumuzda senin demin bahsettiğin hani bu grup ve biraz da Anarşist Akademi kafasında biraz Item gelecek abi. Onlar tamamen underground bir anarşist topluluklar. Notlarıma bakayım. Çünkü asla onları grup üyelerini ezberden sayamam. Köln'den geliyorlar. Han Solo, Lord Vader. Bunları daha önce DJ olarak farklı gruplarda gördük. Def Banks'i ve Nagler'dan oluşuyorlar. Ve Kolonya'nın, Kolonyan diye bir dil var daha doğrusu Köln'ün. Kendi yerel dilleri enteresandır. Yani, bu lehçede rap yapıyorlar. Ve 1986 yılında kuruyorlar. Hani öncü diyebiliriz. Item'den de bir parçaya bakalım. Benim daha fazla ekleyebileceğim bir bilgim yok kendileri hakkında. Çünkü hani ben Almancayı bilmiyorken hani Kolonya'nı asla bilmiyorum çünkü yani.
Ya asla hiçbir fikrim yok o yüzden yani. Açıkçası. Ben o zaman Item'den Dike Duma Lize diye bir parça var. Domatico Tusa ah ah geliyor. Çok kötü okudum. Burada şarkının ismini değil kendime dalga geçiyorum. Geliyor arkadaşlar. Evet. Bu arada ben fade attım. Cenk'cim yani sendeyiz. Abi şöyle öncelikle şeyi söyleyeceğim. Klima açtım. Eğer çok fazla arka plan sesi gelirse gürültü falan söylerseniz. Hiç gelmiyor bana. Okey. Güzel. Nice. şöyle bir taraftan bakmak lazım bu gruba. İşte 86, 87, 88 falan. Yani çok çok yerde çok başka geçiyor kurulma tarihleri. Hı hı. 89'da Blitzwinli diye bir label kuruyorlar. Winli bu arada. L-Y. Hı hı. Saçma bir isim. Evet. Bir argo ismi varsa ben bilmiyorum. 90'da ilk albümlerini çıkarıyorlar. Kendi dağıtımlarını yaptıkları. Ve işte 92-93 civarlarına kadar da işte 90'dan 93-94'e kadar indie label şeylere, jamlere katılıyorlar. Label'ların düzenlediği. Genel anlamda şeyler. Dediğin gibi kendilerine ait bir Lazca'ya benzer. Evet. Ki benim çıkarabildiğim gerçekten öyle. Hani yine bir Almanca var ufak böyle. Das Ui değil mi? Yine gidiyor. Ya bu sefer komple gittim yani. Hani kamera değil. Ben gittim yani. Devam et. Özür dilerim. Çok kötüydü ya. Böbreğim ağrıdı. Yemin ederim böbreğim ağrıdı ya. Özür. Bu ne abi? Zıbın mı olacaksın başımıza? Oy, uylar falan. Ha buraya. Sen rap yapayım. Aynen, o kafalarda şu an. Ya, abi önemleri şey işte. Hani önemli görülme sebepleri daha doğrusu. Biraz daha şey durmaları. Statiko karşıtı durmaları ve şey gibi anladın mı? Bugün biri Lazca rap yapsa bir yerde Türk müziğine dair güzel bir şey olarak tarihte yerini alır ya. Bu arada Kontadından yaptı ve asla kalmadı. Samimi söylüyorum bu arada yani. Şaka değil bu. Teşekkür ederim ya. Anlatmak istediklerimi çatır çutur baltalaman harika gerçekten. Tamam, özür dilerim. Ben dememişim, say ve devam et. Ne olur özür dilerim. Tamam, sen dememişsin sayıyorum ve devam ediyorum. Benim birkaç chatte Serkan'ın dediği birkaç şeye gözüm takılmıştı. Onları bir yorumlayacağım izninle şu an. Tabii ki abi, ben sustum, sendeyiz. Demiş ki aslında Almanya'daki kafa ABD'deki hip-hop kafası yerine punk'a daha yakın sanırım. Anlattıklarınızdan onu çıkardım en azından. Anarşist kolektifler falan kafa olarak diyorum demiş. Ya Almanların şöyle bir durumu var. Almanlar gerçekten kendi kültürlerine ve kendi politik durumlarına çok yorumlamışlar bunu. Çok yerde, birçok zamanda. Bir de şöyle bir durum oluyor. İlk yayınlarda şeyden bahsetmiştik Baykan'la. Alman rapinin ana damarı Türkler. Türkler ve genel olarak biraz da Kürtler. Genel olarak buralardan... Günümüzde de Araplar da gelir abi, ama ekleme yapmak için diyorum bunu. Evet, günümüzde yani. 2010 sonrasında Araplar da bayağı bir baskın. Evet. Ama işte bu yorumlama ve hemen sonrasındaki, çünkü şey var, şeyi konuşmuştuk ya, birçok insan Almanca rap'in yapılabilme sebeplerinden biri olarak Kul Savaş'ı gösteriyor. Evet yani. Abi biz Kul Savaş dinlediğimizde dedik ki bu işten olurmuş, bu müzikten olurmuş. Kul Savaş ilk yapanlardan değil ama birçok insanı gerçekten nasıl yapılacağına dair gösteriyor. Birçok insanı ikna ediyor. Ama işte şey var, Doğu Almanya'da devlet bunu, yani sosyalist devlet bunu bir genç kültürü haline getiriyor. Getirmeye çalışıyor en azından. Böyle bir taban atıyorlar. Zaten İngiltere ve Almanya arasındaki şeyden dolayı punk kültürü zaten Almanya'da var.
Yani Berlin Tekno mesela. Berlin Translar falan. Yani günümüzde en azından. Aynen. Her şekilde her müziği zaten yorumluyorlar ya. Berlin Tekno diye bir şey var, anladın mı? Yani her şeye bunu yapıyorlar. Rap müziğe de bunu yapıyorlar. İlk sen Baykan demiştik galiba. Anlayana kadar gerçekten İngilizce devam ediyorlar. Evet. Ne olduğunu gerçekten anlayana kadar her anlamıyla bu hale getiriyorlar. Bu yüzden de önemli ki ben bir önceki yayında galiba şeyi konuşmuştuk. Yani Türkiye'de de olması gereken bir şeydi bu. Hatta geç kalındı. Hala yapılabilir mi? Bence yapılabilir. Ama mesela şey dönemi önemli bir dönemdi. Joker Allame'nin sivrildiği dönem var ya. En büyük penis, evet, en büyük penis benim penisim rap dönemi. Aynen, sonra... Onlar sound anlamında Battle Royale'den birçok şey aldılar. Evet. Oradan bir şey çıkabilirdi. Hani onu diyecektim. Sonrasında hesabı bu Türkiye'de sidik yarışında döndüğü için asla çıkamadı. Evet. Evet. Onu ekleyecektim. Ama yani trollüne bölmeyecektim seni yani. Yani şöyle, belki hani ya ben çok refere ettiğim için bilenler vardır. Cankı Pusat mesela Türk Şeref'te punchline muhabbetini inanılmaz yerlere götürdüler. Hı hı. Şey olur ya, bazen biri çok başarılı bir ürün yapar ve öldürür abi sektörü. Yani, bence punchline muhabbeti de öyle oldu, biliyor musun yani? Hani, ya benim aklıma ne olursa olsun Cankı punchları geliyor, punch duyduğum zaman meh falan alıyorum. Neyse yani oradan... Yani benim kafamdaki yorumlama buydu, anladın mı? O doğru, yaratıcı, doğru. Vurucu sözler biraz daha Türk enstrümanları ya da işte Osmanlı'dan artık toplumumuza enjekte olmuş enstrümanlar. Bir şekilde ortaya güzel bir şey çıkabilirdi. Ha, mesela şeyi, bir mesaj gelmişti bana, konuyla alakası var diye bağlayayım. Şey demişler, abi Sagopa'nın yaptığı bence yorumlama, yani Türkiye'ye yorumlama denmişti. Bayağı oldu mu mesaj gelirdi ama ben katılmıyorum. Yani İran olsaydık okeydi, anladın mı? Yok ya, gerçekten yani. Abi o kadar Farsça, o kadar name, hani yani Türk müziğinde arabesk name mi var? tamam, Türk sanat müziği diye bir şey var ama Türk sanat müziğinde name yok. Name öyle bir şey değil. Yok zaten Türk sanat müziğinin abi Fars kültürüyle alakası yok. Bunu ciddi söylüyorum. Hani müzikal manada Türk sanat müziği abi klasik Bizans kilise müziğidir. Yani onun yani kökü odur yani. Bizans müziğidir. O klasik Bizans müziğidir yani. Rap üstad yorumlama olabilir denmiş. Serkan demiş. Ben bilmiyorum, onu bu Baykan daha şey yorumlayabilir. Yani şey... Çünkü rap üstad dönemleri benim çekirdekten yetiştiğim dönemlerdi. Ben o dönem çok geriden geldiğim için yetişmeye çalışıyordum. Şey açısından doğru, hani... o... Alman tekniği diyebileceğimiz, özellikle Fuat abi de görüyoruz onu, hani... vokal tekniklerinin hani çünkü aynı dönemdaş Türk rapçilerde hala 95'teki kafa devam ediyorken hani kompleks rhyme'lar, işte punchline'lar, aslında hani Can Kapusat evet iyi bir seviye çıkardı ama bunun mucidi aslında Türkiye için bunun mucidi ve ilk menşei Fuat abi, biliyorsun punchline konusunda. Hani bu Alman kafasındaki lirikleri abi Sarkan'ın dediği gibi Türk işi sampling duyabiliyoruz orada, hani kabaca herkes anlasın diye bu şekilde söyleyebilirim. Çok teknik ya, terimlere girmeden bu şey kadar söyleyebilirim yani. Yani hani yorumlama dediğim de benim mesela Daeva şey demiş, Sagopa Ceza'dan daha çok hoşuma gidiyor lirikalite bakımından. Bu tercihtir bence. Kişisel bir şey yani. 100 yıllık Sagopa Ceza beefini coşturma şeyim yok şu an. Ya ama şey var yani. Yorumlama da aslında lirikle biten bir şey değil ya. Komple vokali, beat'i, her şeyle olan bir şey ki bu Alman rapinde hakikaten görülüyor ya. Bak senle Fantastik Fiyalar dinledik. Sidolar dinledik. Evet. Eko dinleyeceğiz. Biraz daha ileride. Sonraki bölümde dinleyeceğiz büyük ihtimalle. Dinleyeceğiz. Yani, sektelere falan geldiğimize göre. Aynen. Yani sonraki bölümde önemli 3-4 yani slide'da yine azaltacağım mısın? Var kalanı hani daha 2010 sonrasında, daha doğrusu 2005-2006 sonrasından günümüze gelen yeni ünlüler. Hani Eko'yu falan çünkü bu ilk jenerasyonlara dahil edemeyiz yani hiçbir şekilde. Ve hani şey var, yorumlama işi biraz daha, o yüzden şey yani kendi kimliğini bulmak, anladın mı? Almanca rap'in büyük bir başarısı bence döner rap, döner trap daha doğrusu. Aynen. Başka bir yerde karşılığı yok, anladın mı? Yani döner trap abi. İşte karşılığı bir de burada var lame. Da yani çok lame olarak burada da okay, var. Okey, evet. Okey. Türk müziğinde her şeyin karşılığı var oğlum. Türk müziğinde, Türk müziği dışında her şey var yani. Ama...
Ya şöyle güzel bir durum var. Kimlik öyle bir şey, anladın mı? Kimliği 90'larda bir oturtmuşlar. Her şekilde kendine özgü kalmayı başarıyor. Bence Alman rapinin de güzel tarafı bu. Beğenirsin, beğenmezsin. Ben geçen gün bir şey dinledim. Albüm dinledim. Bunu da atarım chat'e bir ara. Tabii. Abi bir baslar var. Ya full bas yani. Hani şey yok. Nasıl diyeyim? Doğru düzgün bir ritim yok. Ama herif böyle bir drill flow'u oturtmuş üzerine. Yani Türkiye'de böyle şey iki böyle canım anam klan ve buna drill diyen tayfa var ya. Gelsin drill öğrensin yani. Skepta dinleyip yapıyorlar ya, deliriyorum böyle, bana geliyorlar böyle. Anladık kanka, Skepta dinlemesin. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun ya. Spotify kullanmayı biliyorsun, anladık falan. Yani. Evet, telefon Wow. kullanmayı Wow. Demek Skepta dinledin ha falan. öğrenmişiz. Şey, bu slaytımızı bitiriyor muyuz o zaman? Çünkü bu slaytta başka birisi kalmadı. Okay. Fish mob'da mıyız? Fish mob'a geçeceğiz ama şunu söyleyeyim ben abi, hani YouTube için. Tekrar hani başta söyledik zaten de. Arkadaşlar, aşağıda açıklama kısmında bıraktığım playlist'te şu an biz biraz hızlandırılmış tur olsun diye, hani çok önem arz etmeyin ama bilin diye aldığımız isimleri slaytta, hani bir parça dinleyip geçmek yerine direkt es geçtik ama ben aşağıda ulaşabileceğiniz playlist'te size onlardan da parça veriyorum. Bu gruplar 1000, Too Rough, ondan sonra Analphabeten, Alexei, grup ve MC'ler diyeyim daha doğrusu, Black Essence, Beat Fabric, asla ismini okuyamadığım The An Unendurchten Gedichte falan gibi bir grup var o. Okay. ve bir diğer grubumuz burada, hemen söyleyeyim size, Feinkos Paranoia. Bu grupların parçalarını size ve ufak infolarını açıklama kısmında vereceğim, merak etmeyin. Ve diyor ve sıradaki slaytımızda Fish Mob'la devam Ben ediyoruz. Yasin Fidan demiş ki Ankara berbat bir yer olduğu için içindir demiş. Yasin, kendine moderatörsün. Sana başkaları mute atamıyor da kendine bir dakikalık mute atar mısın lütfen? Teşekkürler. Obeyor, Paşa'nın ne zaman patlar abi? Merhaba, inanılmaz potansiyel demiş. Ya ona güncele geldiğimizde geliriz. Şu an daha çok hani bu üst Almanya'ya biraz detaylı, bayağı detaylı girdiğimiz için bu üçüncü veya dördüncü bölüm, emin değilim. Bayağıdır yapamadık. Şu anlık başlangıçtan 2000 ortasına kadar geleceğimiz süreçteyiz. Bir hafta daha böyle gidecek. MOR'ları falan da göreceğiz. Ondan sonrasında günümüz MC'lerine geldiğimizde değiniriz ona da. Ama çok çok aşırı olumlu şeyler söyleyeceğimi sanmıyorum. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama çok kısaca. Ben şu an bir şeye bakıyorum da kafam dağıldı, özür dilerim. Okey. Bence de döner tref falan mı şey yapıyoruz? Gömüyorduk. Yani o ya Paşa'nın Az önce soru. dediklerin hepsini Ya yok. özür dilerim. Şey, Paşa'nım soruldu da ne zaman geleceğiz diye. Ne zaman geleceğimizi söyledim ama hani çok olumlu bir şey söyleyeceğimizi zannetmiyorum Paşa'nım hakkında dedim. Hani şey değil. Hani yine bilinsin diye değineceğiz ama yani şu an Almanya'da herkesin yaptığı döner trap diye bizim biraz Türkiye'de de örneğini gördüğümüz ekole ait görüyorum ben kendisini. Hani Cenk'in olumlu söyleyeceği bir şey var mı bilmiyorum ama ya kötü bir vokali Paşa olmamakla demin beraber, farkı. kötü bir vokali olmamakla beraber yani çok ekstra bir şeyini görmüyorum o adamın ben ya. Paşa demin olayı şey derler ona ya. Biraz daha kelime oyunu yapabiliyor, anladın mı? O yüzden Evet. biraz daha ön plana çıkıyor Evet, bu evet, yani. evet. Lirikal anlamda, vokal anlamında da biraz daha Amerikan rapine yatkın. Vokal anlamında söylüyorum. Flow anlamında değil. Vokal anlamında biraz da Amerika'ya yatkın olduğu için böyle Alman rapine bir tık uzakta olan insanları daha kolay yakalıyor. Olayı bu. Aslında hani bu capital buraların, yuyuların falan başlattığı olayın bir tık daha Amerikan versiyonu. Evet, Onlar evet, evet, Alman evet. rapini bir tık Amerika tarafına çekler. Bir tık. Paşenim bir tık daha çekiyor. Bir Paşenim'den sonra gelecek de komple Amerikan rapi yapmaya başlayacak yani. Muhtemelen. O zaman Fish Mob'la giriş Yumin yapayım. Kontkar. Okay. Fish Mob, Flensburg'dan geliyorlar. Sven Francisco, Cosmic DJ, Stashy ve DJ Koz'dan oluşuyorlar. Almanca rap yapıyorlar ve 91'de kurulmuşlar Ben notlarıma göre. tekrar lavabo izni istiyorum bu arada. Tamam, ben de o sırada parçayı açıyorum. O zaman Fish Mob'dan Fik Pis gelsin. Herhalde böyle okunuyor. Fik Pis'e ya da. Evet, parçanın sonuna geldik.
Cenk'i bekliyoruz. Hani benim çünkü bu grup hakkında söyleyebileceğim şeyler, hani sound bazında söyleyeyim. Yine kuruldukları yıldaki Amerika sound'unu güzel uyarlamışlar ve iyi vokalleri duyuyorum ben kendi adıma. Yine biraz Public Enemy, yer yer LL Cool J hissiyatı alıyorum. Yani erken dönemi için konuşursak. Ama daha çok Public Enemy yine. Almancam olmadığı için lirikler bazında ve genel manadaki tavırları bazında Cenk'i bekleyeceğiz. Ama güzel parça. Yani benim sevdiğim bir grup. Evet, ve Artwork'e de değinelim. Artwork gerçekten mükemmel bu arada yani. Şu an ekranda görüyorsunuzdur. Yo. Hoş geldin. Hoş bulduk. Böbreklerimi galiba artık aldırmam gerekiyor. Manson. Gerçi o böbrek değil Yani büyük dedim. ihtimalle benim o kadar fazla ilaç kullandım ki büyük ihtimalle artık böbreksizim. Evet. Ben infoları verdim. Okey abi. Gibi bu arkadaşların Cenk, bu arada bir şimdi saniye. evet. Okey. Mithat hoş geldin bu arada. Selamlar. İçimde bir sıkıntı var, 2 gündür. Deprem olmaz inşallah demiş Mithat. Ağzını hayra aç. Bunun için durdurmadım seni. Hadi Şey yapma diyeceğim. böyle şeyler Mithat. Sen devam et abi. Ben de bir tuvalete gidip geleyim. Ben de bir ihtiyaç molası vereyim hızlıca. Ben yüzeysel olarak biraz hani sound'dan bahsettim. Ufak girişi yaptım. Okay. Gerisin detayda sendeyiz. Geliyorum ben hemen. Bu grubun şöyle bir ben en son Baykan'ı şeyde yakaladım. İşte Public Enemy vibe'ları demişti. Doğru. 94'te TBC Attack, yani bu TBC bir şeyin kısaltması olduğu için direkt İngilizce okudum. TBC Attack ve Fish Mob olaraktı. Yani plus Fish Mob olarak varlardı. Daha sonraları Fish Mob haline geldiler. İlk albümleri ki çok uzun bir ismi var gerçekten. Şöyle bir diskografiye sahipler ki onları aslında önemli kılan da bu diskografi albümlerindeki tracklistler yani tracklist playlistlerde. Tracklistlerde. Evet, tracklistlerde. Tracklistlerdeki şarkı dağılımı çok enteresan. Hem aynı albüm içerisinde, özellikle çıkış albümlerinde hem aynı anda sosyopolitik problemlerden bahsedip bir sonraki parçada hafif insanları dans ettiren, ağza takılan parçalardan oluşan bir albümle çıktılar ve bu yüzden de her kesimden dikkat çektiler. Bir sonraki albümlerinde de, ikinci albümlerinde daha çok elektronik ve daha ağza takılan, catchy işlere yöneldiler ve albümleri de aslında Hamburg'daki müzik anlamında, Hamburg'daki rap müzik anlamında da birçok şeyi gösteriyordu. İkinci albümleri de 98'de geldi bu arada, Power albümü. Ve MTV'de, Viva'da vesaire çok yayınlanmamasına rağmen Fantastic Four'yu geçti. 29 numaraya kadar yükseldi. Fantastic Four'yu yenmek de 98 yılında biraz kolaydı ama yani 92'de Fantastic Four'un 1,5 yıl boyunca birinci sırada olduğunu Geldim. düşünürsek. Hoş geldin. Şeyden bahsediyordum. Bu arka Fish Mob'un nasıl şeyi yendiğini, Fantastic Four'yu yendiğini MTV veya Viva olmadan. Yani 29. sıraya yükseldiler dediğim gibi 98'de. Ama işte hani 6 yıl önce Fantastic Four 1,5 yıl boyunca falan birinci sırada kalmıştı. O da Fantastic Four'un aslında dönüşüm dönemiydi. Dönüşüm dönemiydi ama yine de Fantastic Four'yu yenmek kağıt üzerinde oldukça başarılı bir sonuçtur bana kalırsa. Grup galiba 2001'de falan dağıldı diye ben not almışım ama çok da emin değilmişim çünkü yanına 2 tane soru işareti Eyvallah. koymuşum. O yüzden emin değilim ama hemen bakalım. Yani evet, 98'den sonra hiçbir şey yapmamışlar. 2001'de de artık dağıldık kanka falan. Yani 90 BPM gibi dağılmışlar büyük ihtimalle yani. Eyvallah. Hani kanka oldu o zaman falan diye kaçmışlar diye düşünüyorum. Anladım. Troll değiller ya. Kesinlikle troll değiller Değiller mi? yani Ya şey. biraz belki müzikal vibe'dan bize öyle geldi. Dil bilmediğimiz için olabilir.
Ya şey var abi. Ondan bahsetmiştim ha. Yani tracklist ilk albümlerinde özellikle tracklistlerde şey var. Göndermeler Çok falan ciddi mı? parçalar var. Çok ciddi parçalar var. Hı. Çok goy parçalar var. Hem aslında aynı albümden sosyopolitik problemlerden bahseden bir iki parça var. Hem eğlenceli böyle ağza takılan bir iki parça var. Yine grup vitaminin olduğu, grup vitamin vibe'larının olduğu Eyvallah. birkaç iş var. İkinci albümleri komple aslında şey. Daha böyle ağza takılmalık. Sayrı ama şeyden size öyle gelmiş olabilir. Almanların eğlence anlayışı biraz chill. Evet. Yani bu mesela onlar için eğlenceli bir şey, anladın mı yani? Bu arada yani abi şarkının ismi Fick İşte yani. Pisa be. Okay. İlerliyorum. Golden, yani Golden Shower yani. Okay. Eyvallah. İlerliyorum. Sıradaki iki grubu bir arada konuşmak gerektiği kanısındayım ben. Fresh Family ve Jazz Cantin çünkü. Çünkü Jazz Cantin çok büyük bir topluluk. Kalabalık bir topluluk ve hem rap var içerisinde hem de bildiğimiz manada caz müzik icra ediliyor. Yani bir çok geniş bir De La Soul denemesi diyebilirim açıkçası. Ve ama yani çok büyük kalabalık, büyükten kastım burada hani şey hani saygı duyulması da tabii ki duyulan bir topluluk Jazz Cantin ama hani bayağı kalabalık bir kolektifler. Üyelerini tek tek sayarsak ayrı bir yayın olacak. Ama Fresh Family önderliğinde kurulduğu bilgisi olduğu için ikisini beraber konuşalım istedim. İlk olarak ben Fresh Family ile giriş yapıyorum tabii. Fresh Family Düsseldorf'tan geliyorlar. Kuzey Vestfalya eyaleti. Suli, Taçi, ki Taçi Türk, Tahir Çevik, Digi ve Platten Pops'tan oluşuyorlar. 88 yılında kuruyorlar ve Almanca rap yapıyorlar. Dediğim gibi Jazz Cantin'de onların önderliğiyle kuruluyor ve Jazz Cantin'in rap tarafı biraz Fresh Family ile yürüyor açıkçası. Diğer müzisyenlerden bağımsız inceleyeceğimiz zaman diyebilirim. Dinleyip mi üstüne konuşalım? İnfolarım var mı? Dinleyelim direkt. Hatta şöyle yapalım. Bence şey de dinleyelim. Jazz Cantina da bir Evet. bakalım. İkisini toplu konuşacaksak parçalardan sonra Tamamdır. direkt girelim. Fresh Family Ahmet Gündüz orijinal versiyon geliyor. Parçanın ismi Ahmet Gündüz arkadaşlar. 1989. Parça Almanca ama o dönemki Türklerin yaşadıklarını bayağı derinden anlattığı için bu parçayı almaya uygun gördüm açıkçası. Çünkü Almanya'da ses getirmiş bir eser diye biliyorum. Sen onaylarsın beni muhtemelen bu konuda. Çünkü yani ben %100 bir info ile konuşmuyorum şu an çünkü. İlk olarak Fresh Family'den Ahmet Gündüz gelsin. Jazz Cantin'den ben galiba parça almamışım bu arada. Hani üzerine konuşuruz diye şey yapmışım. Çünkü çok rap dışı kalıyor diye düşündüm herhalde bu slaytı yaparken 2 ay önce. Onun için Fresh Family'den Ahmet Gündüz bir gelsin bakalım. Şarkıları dinlerken bir Discord'a baksana. Tamamdır. Bu arada parçaya başlamadan şu info yapayım. Jazz Cantin'den de eserleri ben şu an yayında dinlemesek bile playlist'te size bırakacağım YouTube'da. Parçaya giriyorum ve Discord'a bakıyorum hemen abi. Kan. Evet, İki ben bir saniye geri alsana. geri mi alayım? Ben Scratch'in başına. Aynen. tamam ben Okay. konuşuyoruz diyerek fade atmıştım. Hemen bir geri alıyorum abi. Evet, durdurdum tekrar. Şimdi burada bu benim yaptığım bir tespit. Ama birçok yerde ki ikisini de arda arda dinledim. Fresh Family'nin özellikle bu işlerine baktığında bu işi özellikle yani şu an dinlediğimiz parça Ahmet Gündüz 1, Hı, aynen. 89 yılındaki orijinal kayıt. Hı. Almanya'da özellikle Türkler arasında çok ses getirmiş bir iş. Ve bence Kartel'in çıkış noktası. Kartel'in özellikle işte araba yok, şey, araba var mı, araba yok. Vibe'larının falan filan çok buradan alındığını düşünüyorum ben ki sorun Ahmet. Ben, çok beat anlamında da çok benziyorlar, çok oturan bir yapısı var. Fresh Family konusunda da Fresh Family gerçekten şey, ilk gerçekten işte hani Stuttgart ekolü bilmem ne ekolü vesaire vesaire vesaire. Bir ekole sahip olmayıp gerçekten Almanca rap'i temsil eden ilk isim ki Ve bence çok hala çok önemli. saygı görüyorlar Almanlar tarafından da yani. Evet, çünkü şey var yani bu parçanın çıkış tarihi 89, ilk versiyonun çıkışı Hı. 89 ve 89 yılında bir Türk'ün hayatına storytelling yapıyorlar. Bir Hı. Türk yani Türk'ün problemlerini anlatıyorlar 89 yılı ya. Hani
inanılmaz bir olay. Ben direkt karteli etkilediğini düşünüyorum. Bence birçok şeyi etkilemiştir. Evet, evet, Ahmet evet. Gündüz bu arada birçok yerde ilk Türkçe, ilk Almanca rap, pardon. İlk Almanca rap parçası olarak kabul görüyor. Bak, bu infoyu bilmiyordum. Tartışmalı. Tartışmalı. Bayağı tartışmalı. Ama yani şey olarak da şöyle kıvranlar var. Bunu kabul edebiliriz. Basılan. Ha, yani. Evet, 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 evet. Yoksa biz çünkü 83'te hani, çok erken dönemde farklı evet. örnekler dinledik daha ilk yayında zaten. Evet, evet. Yani şöyle bir kısım diyor ki yapılan ilk rap parçası. Anladım. Ciddi bir kısım. Ama işte backspinler, hip hop diler falan filan da diyor ki hayır, ilk satılan rap parçası. Eyvallah. Yani commercial anlama gelmiş ilk rap parçası. Ya bir şirket tarafından basılmış bu arada, hani şey değil. Self published değil. İkinci rap grubu olarak kabul ediliyorlar. Bu tartışmasız bir şey. Yani Fantastic Fia'dan hemen evet. sonraki grup olarak. Fantastic Fia da 91 zaten yani arada. 91'de patlıyorlar daha doğrusu da. Birçok şey, 4 albümleri var. Ve dediğimiz gibi Jazz Canteen'in de aslında kurucu itici gücü. Evet, itici gücü. Ama Jazz Canteen evet. dediğim gibi biraz da ben bunu herhalde slide yaparken hani sevdiğim, dinlediğim Hı-hı. grup ama biraz daha hani Hip Hop 101'e ne kadar dahil etmeliyiz, önemli görsem de ne kadar Hı-hı. dahil etmeliyiz diye düşündüğüm bir grup. Hani daha çok The Crash'te incelemelik bu grup olduğu için parça almamışım sanırım ama dediğim gibi playliste vereceğim mutlaka yani. Fresh Family ilk ayrıca Almanca rap filmini yapan grup. Fresh Family Coming From Rettinga İngilizcesi. Hı hı. 91'de çıkıyor. Çok erken bir tarih. Bir aslında televizyon filmi. Bu çok eskiden belki yatan arkadaşlar vardır. Eskiden televizyonlara özel evet. Türkiye'de de filmler çekiliyordu. Ya şey gibi düşün. Günümüzde evet. daha iyi anlatmak için bir büyük hani AAA oyun mantığı düşünün bunu. Hani büyük bütçeliler daha bilindik oyuncular daha büyük prodüksiyonla sinemaya çekilirken daha düşük bütçeli filmler televizyon için çekilirdi. Hani ya da bugün sinema bazında oyundan örnek vermeyeceksem sinema bazında biraz daha Netflix örneği verebilirim. Biraz evet. daha erken dönem Netflix diyebilirim ama şu an Netflix'in bütçeleri inanılmaz çünkü. Yani şey gibi yani şöyle açabiliriz. İyi bir senaryom var ama bütçe yok abi. Aynen. Hepsi televizyon filmi oluyordu. İşte 91 yılında da VDR televizyonu için böyle bir film çekiyorlar. Ve Fantastic Fia ile eş tutulma sebepleri de bu film oluyor aslında. Şarkı zaten çok önemli. Hı hı. Çok saygı görüyor. Ama bu film çok fazla insan tarafından görülüyor. Çünkü VDR çok büyük bir televizyon. Ve birçok insana göre bu rap müzik için başka bir devir başlatıyor. Ve şey olarak kabul görüyor. Cümleyi ben toplayamadım kafam için. Çünkü İngilizce okuyunca şöyle oldum. Böyle durdum yani. Gerçekten şey olarak görüyorlar. Rap müziğin en büyük tanıtımı Almanya'da. Ve mesela yani Tunç abinin bizde yaptığı etkiyi düşün. Evet. Hani abi Blue Jean'de hani birbirleriyle şeyi keşfetti ya insanlar Blue Jean sayesinde. Abi bunu sadece ben dinlemiyormuşum. Evet, 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 evet. Bu filmle beraber birçok Almanya'daki çok farklı insanların aynı noktaya kanalize olmasını sağladığını düşünüyor birçok insan ki bence haklılar bence bu arada. Bence de haklılar. 91 yılı yani. Yani evet. Bu yüzden çok 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 önemli bir grup olarak görülüyorlar. Rap müzik içerisinde de önemli bir grup olarak görülüyorlar. Jazz Canteen ile beraber Alman müziği için de çok önemli evet. bir grup Onu, o zaman olarak biraz görülüyorlar. Senden Jazz Canteen hakkında araştırma yaptıysan falan da birkaç şey duyalım yine okay, de kanka. Hemen not. Hani okay. Notlarında not varsa. Bakayım. Çünkü ben onlar için hani bir yüzeysel infoyu verdim diyebilirim. Çünkü sen Almanya'ya belli ki yani aşikar yani benden çok daha hakimsin yani. Giriyorum o zaman. Tamamdır abi. Abi Jazz Canteen ilk caz grubu falan değil böyle yani ilk caz bilmem ne falan yani, değiller yani. Ama Avrupa'daki ilk büyük yani caz mega bandler. Evet mega band. En büyük mega bandler yani. Sadece içinde Almanlar da yok. Başka milletlerden müzisyenler falan filan da var. 94 yılından bugüne kadar 2000 konser vermişler. Almanya, Avusturya ve İsveç'te. Yani Almanca konuşulan Alman dil topluluğu evet. grubunda 2000 konser vermişler. Germen topluluğu aslında evet. Aynen. 2011 yılında da aslında çok enteresan bir ritim konseri vermişler. Yani o döneme kadar çaldıkları parçalardaki ünlü ritimleri
kaydetmişler canlı olarak, canlı performansta. Ve bunu public açık hale getirmişler ki yararlansın millet. Bence çok enteresan bir kafa yani. Hani enteresan ve faydalı bir kafa yani bu arada yani. Evet. Ama dediğim gibi hani Jazz Canty'nin rap yüzü sadece Fresh Family'den ibaret. Hani onun için hani biraz yüzeysel geçeceğiz. Bunu direkt okumam lazım. Tabii ki. Jazz Canty'nin bir de Blue Blau House Band diye bir yan grubu var. Yılda 4-5 kere bir tiyatro yerinde, devlet tiyatrosunda bir araya geliyorlar. Ve müzikal gerçekleştiriyorlar. Tamamıyla senaryo, işte opera kısmı, yani müzikal kısmı ve müzikler ve oyunculuk Jazz Canty'nin üyeleri tarafından gerçekleştiriliyor. Dev bir kolektif halindeler çünkü herifler. Yani. Heriflerde her şey var yani. 2011 yılında da bir Noel şeyi düzenliyorlar. Müzikali. Ve Avrupa'da en çok bilet satılan müzikallerden biri oluyor. 2015 yılında da son albümlerini çıkarıyorlar. Benim en azından not aldığım kadarıyla. Ve ben de öyle hatırlıyorum. Bu arada bu dönemde şöyle bir hata ya yani şey var. Biraz daha şeye kayıyorlar. Daha hızlı. Daha günümüze doğru kayıyorlar ve biraz şey oluyorlar yani. Abi okey. Hani herkes saygı gösteriyor ama çok da böyle coşmuyorlar falan. Ya deneysel müzik kafalarına çok girmeleri çok normal ama böyle bir topluluğun ya. Yani çünkü çok kalifiye müzisyenler var ve hepsi bir araya geliyor. Hani standart bir hani atıyorum ticari kaygıyla parça yapmak yerine olay sanat yapmak olduğu için hani artık biliyorsun mesela bazı cazlar atonal müziğe giriş yaparlar falan ve hani dinlemesi çile bile olsa orada aslında tamamen bir müzikal şov vardır. Çünkü yani bilip de tersten yanlış çalmak çünkü çok bir bilgi gerekiyor ya biraz hani o artık sanatın o noktasında biraz olay şova kaçıyor artık yani. Ve bu normal bir şey yani. Biraz orada Jazz Canty'nin amacı aslında artık çünkü yapacağımızı yaptık, biz imzamızı attık abi, artık biz hani yeni şeyler deniyoruz. Denemek istediklerimizi deniyoruz kafasına gelmesi de çok normal yani. Evet. Abi 2013 albümü 20. yıl bu arada. Hani 20. yıl özel albümü aslında. Ardından 2016'da bir albümleri daha çıkıyor ama şöyle bir fark var burada. 2013 albümü 2013 ile 2016 albüm arasında şöyle bir fark var. 2016'da 2011'de kendi kaydettikleri ritimler var ya. Onların üzerine bayağı freestyle'ımsı bir şey gerçekleştirip yapıyorlar. Ve albümün İngilizce ismi de Old School. Eyvallah. Bayağı şey yani, bu artık flex yani. Aynen. Takılıyoruz baba. Hani iyiyiz kardeşim falan. Bu tripler. 2016'da yaptıkları albüm birçok yerde stüdyo albümü olarak geçiyor. Birçok yerde experimental, hani başka bir experimental albüm olarak. Ancak grubun, bu ekibin daha doğrusu, o albümde şöyle bir yaptığı bir şey var ki bence hepimizi burada tavlayacak. Saymaya başlıyorum, hazır mısın? Evet. Grandmaster Flash, Furious Five, Eric B. Rakim, oy. Public Enemy, N.W.A., Tunlak, Afrika Bambaataa, Jungle Brothers, and Jungle Brothers. Bunların hepsinin beatlerini canlandırıyorlar albümün bazı yerlerinde. Ve üzerine scratch falan atıyorlar. Wow. Saygılar. Hani old school jazz, funk, rap vesaire vesaire. Christian Ettner, yani grubun lideri. Emre'cim hoş geldin. Diyor ki hani eskiden plaklarını kovaladığımız bu arada, hani burada Fresh Family'nin ayrı zaman vokali. Diyor ki eskiden plaklarını kovaladığımız 90'larda falan filan kovaladığımız heriflerin favori şarkılarının üzerine böyle şeyler yapmak hayalimizdi. Gruptakileri de ikna ettim ve yeni bir kafa yarattığımızı düşünüyorum diyor. Yani, yeni yani bir kafa Jazz demiyor Canty, ama... Yani müzikal olarak dediğim gibi Jazz Canty müzikal olarak diğerlerinden bayağı ayrılan bir topluluk zaten. Yani şu ana kadar konuştuğumuz tüm isimlerden. Evet. Çünkü hani ortada sadece rap müzik yok. Hani çok büyük bir kolektif yani o açıdan. Ama bak yani şey çok önemli bir şey bence. Hani İsimleri tekrar sayıyorum chat'teki arkadaşlar için. Grandmaster Flash, Furious Five, Eric B. and Rakim, Public Enemy, N.W.A., Afrika Bambaataa, Jungle Brothers. Bunların hepsini müzikal olarak biliyor, tamam mı? Bunu kendi müziğine yediriyor, üzerine scratch mkratch atıyor, anladın mı? Hani Türkiye'de bunları isim dışında bilen kaç kişiyiz abi? Herif bunun üzerine kendi müziğini yapıyor, scratch mkratch atıyor, bunlara respect atıyor bir de.
Bir de bu caz grubu. Anladın mı? Ve Amerika'da da karşılıkları bu da... var bu arada yani bu topluluğun. Yani. Evet, evet. Ya bu bir şey diyeceğim. Gerçek yani ben taraflı okumuş olabilirim çünkü ben Alman kaynağından okudum. Evet, yani evet, biraz evet, kendilerini şımartmış olabilirler ama dünyada sayılı görülen caz ekiplerinden, caz grubu demeyelim. Ya, caz evet, bandlerinden. Topluluk. Evet, biri ki bu arada yaptıkları işler de çok çılgın ha. Yani dünyada da bence saygı görebilirler o kadar saçma sapan çılgınca işi yaptıktan sonra. Bunun altından kalktıktan sonra. Emre hangi ekipten bahsediyoruz diye sormuş. Abi Jazz Kantin. Yazayım chat'e. Flex derken hızlı rap mi? Ya o yani. Ali trolü ne diyor onu canım? Biliyorum biliyorum. Ha. Ha tamam Emre de bildim diyor. Jazz Kantin bence... Bu arada şey ya... Böyle atıyorum çok böyle şey tipler var ya kültür moruk, dava moruk. Ya abi onları zaten... Bence herkese dinletilmesi gereken... Bak yani. Bence yani... Öyle bir insansan bile döve döve dinletmen lazım. Abi zaten bu konuya çok girdik. Tekrar uzun uzun girmeyeceğim ama ya zaten abi özellikle Türkiye için kültür moruk, dava moruk, rap moruk falan zaten moruk nedir Allah aşkına yani. Hani bu şekilde bu şekilde konuşan adamların zaten yani ya konuşarak gündeme gelebildikleri için bunu söylüyorlar. Aslında fikirleri yok yani bunu hepimiz biliyoruz. Yayında patates desem ayıp olur mu? Yo afiyet olsun. Ben ilerliyorum. Teşekkürler. Bu arada. Okey. Kimdeyiz abi? Breda Zita mi? Doğru mu okuyorum bilmiyorum ama. Almancam malum. Sana da bildiğini unutturmayayım. Doğru mu okudum? Aynen. Aynen. Benim bu grupla ilgili... Benim buradan sonra firma dışında çok notum yok. Eyvallah ya zaten şey değil. Dinler üzerine yorumlarız. Bence kapanıştayız da. Evet evet evet. Yani ufak ufak sonuna geliyoruz. Zaten abi 3 saate yaklaştık yani normal. Zaten bu grupla beraber son 1, 2, 3, 4, 5 grubumuz kalmış zaten. Bir şey diyeceğim ama gerçekten o 5 grubun hepsi haberin olsun. Benim notum yok yani 5 üzerine. Yok abi, dinler müzikleri üzerine yorum yaparız. Ya biliyorsun ben özellikle hani bir internette Türkçe kaynak oluşturmak istediğim için hani YouTube'da hani kaç kişi bakarsa baksın ya da izlerse izlesin canlı sorun değil. Onun için aşırı kapsamlı alıyorum ya hani globalde de incelediğim ülkelerde hani hip hop kültürü ve etkileşimli kültürler nasıl geldi, kim gruplar var diye. Hani bu hani bizim aldığımız ise de iki parçası olan insanlar da var. Kariyeri boyunca iki parça üretmiş ve kaybolmuş insanlar da var. Bu aldığı mesela Germ gibi işte Blitzmob gibi gruplar biraz daha öne çıktıkları için aldım ama baktığın zaman hani o kadar da büyük önem teşkil etmiyorlar tabii ki. Yani. Bunların içinde firma aslında. Evet firma var. Üstüne biraz daha uzun konuşacağımız. Diğerlerini biraz yüzeysel geçeceğiz yani. Ama yine bilinsin diye aldım. Ya şey gibi. Öncelikle iki tane yorum yapmak istiyorum. Tabii ki. Senin bu, sen bu kaydı YouTube ekleyeceksin ya. Evet evet evet. YouTube algoritması yıllar sonra beni bu videoyu birilerine önerecek. O kişiye hı-hı, buradan sesleniyorum videonun buralarına kadar geldiyse. Hastayım ve karnım aç. O yüzden patates yiyorum lütfen. Çok fazla ses geliyorsa kusuruma bakma. Peki. İkinci olarak da şu var. Bana Curious Cat'tan büyük ihtimal senin takipçin bir şey yazdı. Dedi ki abi niye uzun uzun hani herkesi konuşmuyorsunuz'a getirmiş. Çok şey bir yorumdu da. Bitmiyor çünkü abi. Yok bir de şöyle olması lazım. O zaman Türk Çerep podcast'i yaparken mesela benim Perşembe günü çıkan bütün işleri falan konuşmam lazım. Ya da bir Türkçe rap belgeseli çekilecekse hani her şeyin konuşulması lazım. Öyle olmuyor. Yani mesela işte geri kalan gruplardan The Lange and AK Atom, The Deutsche Remix'e, The Firma Blitzmob. Bunların arasında The Firma hem bir satış anlamında başarılı olup hem de müzikal anlamda farklı bir şey. Evet. Sunan bir ekip. O yüzden onu konuşacağız. Öbürlerini dinleyip geçeceğiz. Biraz evet. Yani çok yüzeysel bilgiler vereceğiz. O zaman ben bu grubumuz hakkında bir bilgiyi veriyorum. Yine senin sevdiğin bir ekol aslında. Stuttgart ekolü. Geldikleri ya. Stuttgart'tan geliyorlar. Camouflow var ki grubun frontmeni aslında zaten. Voltrama ve DJ Hilmatic'ten oluşuyorlar. Almanca rap yapıyorlar ve 95 yılında kurulmuşlar. Neye bakalım? Wir Lieben Rap'e bakalım ya. Geliyor. Okay. Yok ben abi fade attım çünkü hani kayıt gerçekten çok kötüymüş. Hatırlamadığım parça. Ya yok abi. Zaten şey bu arada. Yani Stuttgart ekolünün de bokunun çıktığı hani ha, kültür moruk bu arada bu parça. Eyvallah. Hani rapi seviyoruz şarkının ismi. Eyvallah. Hani,
Yani şey böyle biraz araştırsak eminim böyle şeylere falan dissi vardır. Eko'ya falan. Ulan! Ulan! Nasıl Valeska'yla nasıl şarkı yaparsın lan? Böyle bir şey vardır yani. Eyvallah. Nasıl kliplerde oynarsın? net böyle bir şey vardır ve ben boğazımı da siktim bu arada bu sesi yapayım. Evet. Geçmiş olsun. Gereksizdi. Böbrek, boğaz, her şeyin ağzına sıçtık yemin ediyorum. Sıradaki evet. İsme geçiyorum o zaman. Mali hoş geldin abi. Aa Mali mi gelmiş? Hoş geldin. Evet. Sıradaki isme geçiyorum Mali o zaman. Günaydın Mali bu arada. Evet abi buyur. Germ. Sıradaki isim Germ. Germ mi? Ha, tamam. Germ değil Germ. Tamam. Germ Frankfurt'tan geliyorlar. Afro-Amerikalı ve Kızılderili kökenli kendisi. Hı hı. Spiritual Warriors grubunun daha önce kısaca üstüne değinmiş olmamız lazım, üzerinden bir geçmiş evet. Olmamız lazım. Bir üyesi. Hem İngilizce hem Almanca rap yapıyor ve 84'te başlıyor. Bayağı erken dönemde başlıyor kariyerine. Biz kendisini... Çünkü aşağı... Almanya'da yaşıyor. Evet. Yani, ve şey, biz kendisini ilk olarak hani benim kendi duyduğum parça ki o parçayı yaşayacağım. Wu-Tang'dan RZA'nın World According to RZA albümünde Fuat abi, Bektaş ve... Fuat'ın olduğu... Evet. O parça, Germ'in olduğu uzaktan gelen ses parçasıyla tanıdım. Yine o parçaya bakalım. Sen sanatçı hakkında daha fazla bilgi gerekirse verirsin. Evet, tabii abi. Parça geliyor o zaman. Ya evet, İngilizce olarak zayıf bir vokal bence. Fade attım bu arada. Ya, Almancasını bilmiyorum çünkü iki dilde rap yapıyor infoyla, ama. Komik bir infoyla başlamam lazım. Tabii. Kendisine Nicki'nin açılımı. Benim kesinlikle buna dilim dönmeyecek çünkü Almanca'ya kaydım. Ben sana Discord'dan yazıyorum. Sen okursan çok sevinirim. Senin dilin dönmeyecek Almanca şeyi ben nasıl okuyayım? Ha İngilizce. Ya, İngilizce. Dur. Pardon. Master Brain kısmı birleşik abi. Ha tamam. Genetically created, reincarnated Master Brain. Allah kahretmesin. Genetik olarak yaratılmış ve reenkarnı olmuş efendi beyin. Master Brain. Yani. Evet. Üst akıl. Üst akıl. Evet. bayağı genetically created, reincarnated Master Brain. Abi gerçekten mi ya? Of. İşte rapten böyle anlarda çok cringe oluyorum. Hip hop kültüründen tiksiniyorum abi, böyle anlarda. İşte 90 bu albüm kaçtaydı? 2000 sonrası. 2003, 2004 falandır yani. Arkadaşın hayatı böyle bir Amerika'ya taşınıyor, bir Almanya'ya geri taşınıyor, bir Almanya'ya taşınıyor, bir Almanya'dayken 94'te bir albüm var. Bu arada sen devam et abi, ben hemen geliyorum. Almanya'da çıkardı 94'teki albümü İngilizce. Kurtuluş günü, yani kıyamet günü daha doğrusu. Sonra 2002'de Almanca bir albüm çıkarıyor. 93-95 arasında İngilizce iki tane single'ı var. 2000'den sonra Almanca, komple Almanca rap'e kayıyor. Kafası gidik bir arkadaş biraz. Yani Nick'inden de bellidir büyük ihtimalle. En son şey Alman Sosyalist Partisi'nin falan şeyiydi. Ederler. Sözcüsü gibi bir şeydi böyle. Bayağı reklamını falan yapıyordu. Sonra ne oldu bilmiyorum ama gerçekten kafası gidik bir arkadaş yani. Yorumlarım bu kadar galiba. Şu an düşündüm de. Geldim. Okey. Hatta şeyin ismini hatırlamıyorum. Kime yaptığını hatırlamıyorum ama Alman Sosyalist Partisi'nin bir adayına jingle falan yaptı o dönem. Yani kafası gidik bir arkadaş. Nick'inden bellidir onu falan demiştim. Evet. Yani. Bu yüzden herkesin üzerine konuşmuyoruz bu yayınlarda. Eyvallah. Tamam. Öyle yani. Sırada ne varmış hemen bakayım. Dellange pardon. Tamam. AKA Atomone. Kendisini biraz şeyden aldık aslında. MC'liğinden ziyade grafitiliğiyle biraz öncü isimlerden biri. Yani çok saygı duyan bir isim. Too Strong grubundan tanıyoruz kendisini. Daha önce Too Strong'a bakmıştık. Almanca rap yapıyor. Ve 94'te müzik kariyerine başlıyor. Ama dediğim gibi grafiti için daha büyük bir öncü. Hani Too Strong'da dinlediğimiz için aslında direkt geçebiliriz istersen. Sen bilirsin ama. Vokali.
Geçelim ya. Tamam. Hani hız kazanmak adına. Çünkü Too Strong'u dinlerken dinledik yani kendisini. Oranın frontmeni çünkü. Ama kendisinin grafiti şeyi, kendilerinin de diyebiliriz aslında da. Bu baya baya şeydir. Ünlü. Yani bir grafiti crew falan geliyorlar zaten bir noktadan sonra. Şey yani bu jam kültürü var ya işte. Jam kültürünün gruplaşmış versiyonu gibi. Ben içinde breakdance'cısı var, turntablist'i var falan böyle. Enteresan bir tayfalar. O zaman keşke bu arada Türkiye'de de olsa böyle kafalar. Keşke, ha. Yani ben isterim. Ya olmaz zaten abi. Ben de isterdim ama yani Türkiye'de malum hani kekoluk kazanıyor burada. Okay. Nargileciler kazanıyor burada. Okay. Sırada o zaman Didoş nasıl okunuyor abi? Sen okur musun ya? Sınavım benim biliyorsun bu yayınlar. Deutsche Remax. Deutsche Remax. Remax. Tamam. Deutsche Remax. Schirnak'tan gelen bir grup. Bu grubu da şu yüzden aldık. Remax ya pardon. Hayır. Romax. Evet o. Romax. Romax. Bu grubun evet. Önemi şu. Yani İngilizcesi şey işte. Almanca kafiye baltası. Eyvallah. Bu grup şöyle önemli. Fantastic, Fantafia diyeyim kısaca gerçi ona değil mi? Aynen. Fantafia, Dick Ulunso, Rain Banditen, Fresh Family ve neydi? Maksimal gruplarının birleşmesine oluşan bir süper grup. 90 yılında bir araya geliyorlar. Hani Almanya'nın... Nasıl başarısızlar? Başarısızlar o konuda evet ama şu açıdan diyorum. Kadro bazında Almanya'nın önemli süper gruplarından bir tanesi olduğu için onu da bir değinelim dedim yani. Google'da falan ararsanız bulamazsınız. Yani şöyle bulursunuz. DDR olarak geçiyorlar birçok yerde. Hı hı. Bu arada DDR'da evet. Hani Deutsche Demokratische Republik diye aynı zamanda. Alman Batı Berlin. Birçok noktada şeyler aslında. Fantafia'nın o dönemlerde parayı bulmadan önce gerçekten şey var. Bir hardcore rap isteği de var bir yandan. Hı hı. Hardcore rap de aslında bir süper grup haline gelerek yapmak istiyorlar ama bir şey eksik yani dinleyince beraber yorumlarız. Hani bir şey eksik öyle de kalıyor tamam. Aslında. O zaman 100 Positive gelsin istiyorsan. Direkt İngilizce okudum ama. Okay. 100'dir zaten muhtemelen. 100 Positive herhalde Almancası da. Evet Cenk'cim ben fade attım. Yani şöyle söyleyeyim hani senden önce... Kısık olduğunu konuşabiliriz yani. Evet 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 ya şöyle ya altta dönemi için iyi bir beat var. İyi kötü bir flow duymuyoruz iyi bir flow duyuyoruz ama şey var çok cringe content abi. Evet hem o var hem de şey bak hani. Yani bilmediğim Almanca liglikleri ben anlıyorsam sözlerin basitliğini sen düşün yani. Drumlar şey hani drum break kafası. Üstte Fantafia'dan gelmiş bir funk gitar var. Evet. Net hani Fantafia zorla şey yapmış abi hani bak bizim olduğumuz yerde bunun olması lazım falan hani kafasına girilmiş. Vokal bence hani güzel bir flow okey ama ayrı bir vokal var. Şey böyle süper grup olmayı şey almışlar abi senin bilmem ne alıyoruz işte senin zartını alıyoruz senden de şey şunu alıyoruz ya. İşte beraber parça şey değil mi yani. Atlas'ın kılıcı Herkül'ün kudreti Şazam. Ya işte öyle olunca da komik yani komik değil aslında ama başarısız bir şey ortaya çıkıyor yani. Aynı 8-2 gibi neyse. Yani oh, evet okay. Abi. Yani ticari olarak da başarısız oldular diye hatırlıyorum zaten yani ben. Aynı 8-2 gibi. Okay. Evet evet. Ya hem fikrim onda canım onu dojlamaya çalışmıyorum. Güzel şaka güldüm yani. Okay. Şaka billa ama neyse falan. Yok yani güzel gönderme diyeyim tamam şaka değil çünkü gerçekten şaka değil. Evet. O zaman ilerliyorum abi çok üstünde durmaya gerek yok ama hani süper grup olarak hani isimler bazında Almanya'nın en büyük süper gruplarından biri ama facia ile sonuçlandı. Evet. Hani ticari olarak da müzikal olarak da o yüzden bir değinmesek olmazdı. O zaman üstünde biraz duracağımız Köln çıkışlı Die Firma'ya gelelim. Üyeleri Tatwaf, Def Bansky ve Fader Gladiator. Ki Fader'ı zaten daha önce diğer Scratch topluluklarında değindik kendisine. Önemli bir turntablist DJ.
Almanca rap yapıyorlar ve 96'da kurulmuşlar. Ne gelsin? Scheiß auf die Hookline istersen. Okay. Tamam, gelsin bakalım. Ben Ondan sonra notlarımı üstüne açtım. konuşalım. Şarkı sonrasını bekliyorum. Tamamdır. Evet, ben fade attım Cenk. Ben şuradan gireceğim. Çok güzel sound ve benim Almanya'da hardcore rap olarak sevdiğim bir grup ama Nakaratlar klasik. O dönemin herkesin aynı nakaratı yaptığı dönem. Hani bu parça sound olarak da 2008 bu arada bu. biliyorum biliyorum. Sound olarak da dönemdaşı diyebileceğimiz Vendetta'ya nakarat bazında da hani parça trafiği bazında da çok benziyor mesela biliyorsunuz Reko Fresh, Bushido. Çakuza. Evet. Yani o dönemde biraz Alman hardcore rap'i bu kafada ilerliyordu aslına bakarsak. Ama ben yine D-Firma'yı hardcore rap için önemli bir öncü olarak görürüm Almanya'da. Abi şöyle aslında daha önceki özellikle ilk yayınlarda bahsettiğim şey vardı ya, çok hani iki tane DJ, Turntable biraz daha ön planda vesaire vesaire. Burada yine Turntable bir şey, yani burada bir Enstrüman. beatmaker var. Yine. Ama beatmaker aynı zamanda bir turntablist aslında. Cenk şimdi bir saniye. Emre'nin bir... Yok estağfurullah Emre cahillik falan değil. Emre de benim müzisyen bir arkadaşım. Aynı zamanda onun da kanalını takip ederseniz keyif alacağınızı düşünüyorum. Müzik yayınları yapıyor o da. Hardcore rap nedir? Arkada işte distortion'lı gitarlar var diye mi dendi? Aslında hardcore rap şöyle abi. Sana kabaca sert rap diye özetleyebilirim. Hani lirikal manada da hani İngilizce'de daha net anlaşılabilirdi abi. Biraz daha sıra dışı ve sert sözler. Hani belli bir konseptten ziyade sadece sertlikten kastım burada şey değil tabii ki. Bu politik olmak falan zorunda değilsiniz. Her türlü sertlikten bahsediyorum. Hardcore rap de dahildir. Belli bir kalıba sıkışmazsınız atıyorum gangster rap'te vesaire olduğu gibi hani sözler bazında. Ve sound size genel olarak kirli gelir ama bu illa distortion gereksinimi falan yok abi. Bu sampling'de de hani biraz seni böyle sende agresyon sağlayan sound için kullanabilirim açıkçası hardcore rap tanımını. Hani kabaca hani terimsiz herhalde hiç böyle anlatabilirim hiç bilmeyen birine. Evet daha çok bir tavır. Ve Cenk donmuş sanırım kamerası. Cenk sesim geliyor mu sana? Rica ederim. Evet arkadaşlar, Cenk kamera burada gözüküyor ama birazdan düşecek muhtemelen. Ya elektrik gitti ya internette bir şey oldu. Bekliyoruz. Ya çünkü dil bilmediğim için ben size Amerika'da olduğu kadar ya da işte Fransa'ya biraz daha hakimim. Onun kadar detaylı gruplar hakkında info veremiyorum çünkü. Evet, Cenk düştü şu an. Bekliyorum. Sohbet edelim bu sırada. Oluyor böyle aksaklıklar. Herkes Türkçe rap yayında mı kaçtı ya? Bugün niye böyleyiz bu arada? İyidir Feride, sen nasılsın? Seni sormalı. Hoş geldin. Cenk gelene kadar yarın için şimdiden sabır diliyorum dedi Zerre. Eyvah eyvah. Of. Emre hiç sorun yok. Hani ben de dün kaçtı? 5'te falan uyandım sabah. Az uykuyla durduğum için ondan ben de tereddüt ediyorum. Hani acaba doğru mu anlatıyorum? Bir yerde yanlış yapar mıyım falan diye. Ya alt tabca. Serkan. Tamamdır. Ya zaten abi YouTube'a tekrarı falan da gelecek. Hiç önemli değil. Siz çalışmanıza bakın. Mesafe Joker'i yarım saattir saydırıyor da oraya gittiler herhalde demiş. Angry Man. Ya mümkün yani çünkü hem drama var bugün malum saçma sapan bir albüm çıkmış. Hem de yine nasılsın Mali abi geldi de Mali'yi görmüyorum. Trol, güzel troll. Ya hem de millet drama seviyor. Yapacak bir şey yok. İyi yayınlar. Yeni şarkı çıkaracağız. Link atıp, ya, maalesef bununla ilgilenmiyoruz. Teşekkür ederim. Ben bu sırada Cenk'i beklerken üstüne yüzeysel konuşup geçeriz dediğim diğer gruba geleyim. Cenk'in çünkü muhtemelen interneti gitti. En kötü bunun hakkında söyleyeceği Almanca kaynaklardan bize getireceği bilgiler en kötü haftaya kalır.
Ben slide'ımıza dönüyorum. Bugünkü son grubumuz Blitzmob. Daha önce dinlediğimiz Item, LSD, Kyuss ve Chaos gruplarının bir araya gelmesi oluşan bir süper grup kendileri de. Köln, Düsseldorf, Heidelberg ve Berlin'den gelen gruplar bunlar. Yine daha önce kendisini andığımız ama Türkçe rap için daha büyük bir figür dediğimiz Bulvar Buda bu grubun içerisinde 89'da kuruluyorlar. Size oradan bir parça dinleteyim. Açıkçası bu da çok uzun süre gündemde kalmayı başarabilen bir süper grup değil. Almanya biraz süper grup mezarlığı diyebilirim açıkçası. Ne varmış bakayım. Blitzmob'dan elimde. Aa tamam. Chaos, That's Why We Love How We Live isimli parça. Abi hoş geldin. Ben şeye geçtim. Sen gelince tekrar döneriz diye hani beklerken şeye geçtim. Blitzmob hakkında ufak info verdim. Yine hani başarısız olan bir süper grup girişimi falan şeklinde. Hani yüzeysel infoyu verdim. Bir de parça dinletiyordum. Bitsin önce parça bitsin önce Di Firma ile sonra tekrar şey Blitzmob'a dönüp yayını kapatırız zaten sen de istersen. Benim Blitzmob'la alakalı bir notum yok. Tamam benim söylediklerim yeter o zaman. Blitzmob'a bakalım bir 30 saniye kadar daha sonra Di Firma'ya devam edip kapatalım o zaman. Tamam. Tamamdır. Elektrik mi gitti bu arada? Aynen. Elektrik gitti ve modem açılmıyor. Eyvallah. O zaman ben kaldığım yerden Blitzmob'un parçaya devam ediyorum. Sonra Di Firma'yla devam edeceğiz kaldığımız yerden. Merhaba arkadaşlar. Sesimiz geliyor mu? Burada mıyız? Ufak bir aksilik yaşadık yine. Süper oldu. Evet. Tatsız oldu. Chat'e yazdığınız anda ben tekrar bir giriş yapacağım olaya. Bu sefer bende elektrikler gitti çünkü. Teşekkürler Türkiye. Türk altyapısı. Musab geliyor demiş. Abi ben bu sefer bende elektrikler gittiği için Blitzmob'u dinlerken gitti muhtemelen ama dediğim gibi Blitzmob'da çok başarılı olmayan bir süper grup denemesiydi. Onlar da çok büyük başarıya ulaşamadılar. Hani yine Fresh Family üyelerinin de içerisinde olduğu bir topluluk aslına bakarsa. Bulvar bu falan da var ama yani bir jazz kantin değiller asla. Ondan bir örnek dinledik. Di Firma'yı dinledikten sonra da Cenk'in internete gitmişti. Yani biraz giriş yapmıştık ama detayları söyleyememişti Cenk. Onları da söylesin. Öyle kaçalım madem tekrar gelmiş olduk. Ben montajda artık buraları birleştireyim. Bir sonraki haftaya kalmasın dedik. Cenk sendeyiz. Abi Di Firma'nın ilk dinlediğimiz parçası 2008 yılındaki albümlerinden. Bir aslında formasyon olarak geçiyorlar ki bence güzel bir tabir bu. Hı-hı. Yani işte turntable yani bir grup gibi değiller. Hani bir ön ve arka yapısı yok. Yani işte atıyorum arkada birileri beatleri yapıyor, birileri prodüksiyonu yapıyor. Tam anlamıyla formasyon gibiler. Hı-hı. DJ aynı şekilde ön planda. Aynı ağırlıkta ön planda. İlk albümleri Spiel des Lebens, Spiel des Todes. Yani yaşam ölüm oyunu diye çevirebiliriz. Ölüm kalım savaşı da diyebiliriz direkt hani. Türk yerelleştirmesi o. Hı hı. Çok tutan bir albüm olmuyor. Bir sonraki ikinci albümlerinin kapısını aralıyor ki Türk Alman rapi için de önemli olan o. Das Zweite ismindeki albüm. 80 bin satıyor. En çok satan albümleri bu. Ama şey anlamında da önemli. 99 yılında çıkıyor albüm. İkinci Kapital albümü. Ve hani bu DJ'liğin, turntablizmin bitmediğini gösteren önemli bir albüm bu açıdan. Ve ayrıca en çok satan turntablizm albümü. Yani turntablizmin bir enstrüman olarak içinde bulunduğu en çok satan albüm bu. 2010 yılında son albüm... Çok yani hala üretiyor, dağılmış bir grup değiller. Bu arada ikinci albümleri, ikinci Kapital, Almanya'da 8. sıraya kadar yükseldi. Ve 5 hafta ilk 10'da kaldı. Hı hı. Bir turntable bizim albümü için inanılmaz büyük bir başarı. Evet. Hani
Bence Amerika'da da olsa çok büyük bir başarı yani. Turntable'izmi bir şekilde o kadar listeye sokmak, popüler bir şekilde insanlara sunabilmek çok önemli. Genel anlamda kalabalık bir ekipler. Yani gibiler. Biraz kartele gerçekten benziyorlar. Şu yüzden benziyorlar. İşte grubun tasarımcısını bile grupta gösteriyorlar aslında. Yani o da bizden biri. Kafasında hareket ediyorlar. Ve aslında da şey var yani 2008 ve 2010 bizim dinlediğimiz 2008 müziklerine dair hep şey eleştirisi almaya başladıkları yıllar yani jenerik abi hani nerede ikinci kapital nerede hani orada da şöyle bir olay var kendi verse'leriyle scratch'leri falan çok iyi mixliyorlar gerçekten hani daha sonraları şey turntables için ayrı bir skit hazırlıyorlar vesaire vesaire. Bantım gitti galiba şu an. Yok varsın abi de bir şu an sağ olsun devletimiz. müthiş kaliteliyiz ikimiz de. O. Dona donayız. Ekleyeceklerim bu kadar mı abi? Abi, dil firmanın önemi kısaca bu kadar. Evet. Eyvallah tamamdır. Tatlarımız kaçtı malum. O zaman daha da zaten şu an hizmet de veremiyorlar sağ olsun. Sen piksel pikselsin. Ben arada donuyorum. O zaman abi kapatalım istersen Cenk. Sesim geliyor mu? Ne dersin? Tamamdır. Kapatalım abi bence Tamam de abi. çünkü sen bende bir frame oynuyorsun Sen böyle. de ben de öylesin abi. Teşekkürler tekrar devletimize. Sağ olsunlar. Ama yani abi hakikaten hani Usame Bin Laden 2002 senesinde, aynısını geçen gün de söyledim de, Usame Bin Laden 2002 senesinde Afganistan'daki bir mağaradan dropsuz falan yayın verdi abi. Elektriği de kesilmedi, interneti de sıkıntı yaratmadı. Yani söyleyeceğim bu kadar yani bu konuda. Yani hakikaten tadım kaçtı şu an yani. Olmaz bir şey yani. Ben seni nasıl anlıyorum biliyor musun? Böyle arada kendi yorumumu katmam gerekiyor ne koyayım. Eyvallah. O Bu boşlukları zaman dolduruyorum yani. Hepinize tekrar teşekkür ederiz. Bu elektrik ve internet kesintileri sırasında bir kısım kaybettiysek artık yazıyla telafisini yapacağım onun. Hani açıklama kısmına ya da videoya yedirerek. Hani telif yememişiz gözüküyor ama hiç de belli olmuyor çünkü o. Hani ben yine çünkü yayının başında değil hani Hip Hop 101 kısmında kaydı açtım ama yayının başındaki goy goy kısmının bir kısmı belki yalan olmuş olabilir introdaki parça yüzünden. Hepinize gelince Evet, teşekkür ederim. teşekkürler geldiğiniz için. Benim internetim inanılmaz şey Tamamdır olduğu Cenk. için Sana da çok ben şimdi teşekkür ederim. giriyorum ve diyorum ki sevgili chat, görüşmek üzere. Görüşmek üzere Cenk. Şimdi çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Size de çok teşekkürler chat. Kendinize iyi bakın. Yarın haftalıkta görüşmek üzere izin verirlerse. Bay bay.